Efendim, yeni bir haftanın analizi programıyla karşınızdayız. İyi akşamlar diliyoruz. Yayına başlamadan önce geçen hafta teknik bir aksaklık yaşadık, arıza yaşadık. Ondan dolayı yayına çıkamadık. Konuğumuz Halkların Demokrat Partisi Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Sayın Bedia Özgökçe Ertan Hanımefendi'ydi. Bu hafta geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vekilim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. Programa geçmeden önce müsaadenizle pazartesi günü itibariyle, geçtiğimiz pazartesi günü itibariyle Kanal M ailesine katılmış Sayın Abdulbaki Karaca, genel yayın yönetmenimiz olarak katılmış olan kendisine çok teşekkür ediyoruz. Aramıza geldiği için çok mutlu etti bizi. Onun tecrübelerinden, bilgilerinden faydalanacağız hepimiz. Ana haber bültenlerini sunuyor her akşam. Aynı zamanda perşembe akşamları da sahipsiz mikrofon programıyla karşılarınızda olacak efendim. Efendim, isterseniz başlayalım. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ediyorum. Soğuk biraz hava. Evet, kar yağıyor. Kışın en soğuk günlerinde bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Zor ilerliyor mu acaba? Evet, yerine göre oldukça, hava koşullarından dolayı ulaşım sebebiyle. Açık hava mitinglerinde. Oldukça zor, soğuk ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. Efendim, şöyle başlayalım isterseniz. Önce sizi seyircilerimiz, tanımayan seyircilerimiz muhtemelen vardır. Onlar sizi bir tanısınlar. Kendinizden lütfen bahsedin. Ve Bedia Özgökçe Ertan hanımefendinin yaşam öyküsünü, hikayesini sizin dilinizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. evet, ben bu kentte doğan, bu kentte büyüyen, sokaklarının değişimine, bu kentin büyümesine şahitlik etmiş olan, Van'ı çok seven bir Vanlıyım. Burada doğdum, burada büyüdüm. Ve burada ölmek isterim elbette ki. Yaşantımı burada sürdürmek istiyorum. Avukatlık yapıyordum. Ben burada okudum zaten ama üniversite sebebiyle sadece Van'dan ayrıydım. Bir hukukçu olarak geri döndüm kentime. Uzun yıllar vekil seçilinceye kadar daha ziyade insan hakları mücadelesi yürüttüm. Kadın hakları mücadelesi yürüttüm. Mülteci hukuku sorunlarıyla ilgilendim. Mülteci hukukunu öğrendim. Velhasıl bu kentte yüzleştiğimiz bütün sorunlarla ilgili bir tarafından bir hukukçu olarak, kadın bir hukukçu olarak ne yapabilirim? Bunun arayışı içerisinde oldum ve hep sosyal alanlarda çalıştım diyebilirim. Vekil olmadan önce de İnsan Hakları Derneği Merkez Yürütme Kurulu üyesiydim. Van Şube'nin açılışından beri üyesiyim ve kurucuları arasındayım. Baro'da Kadın Hakları Merkezi arkadaşlarımızla beraber kurduğumuz bir çalışma olmuştu. Orada çalışmıştım. Kısaca böyle özetleyebilirim. Aynı zamanda bir annesiniz bildiğim kadarıyla. Evet, bir anneyim. 3 tane kızım var. Maşallah. Kızlarımı büyütmeye gayret ediyorum bir yandan. Biz siyaset, aktif siyasete biraz daha yakından hani girdiğimden beri biraz zor olsa da, zorlukları olsa da bir kadın olarak siyasette olmak, hem zorluklarını yaşamak hem de çok farklı bir deneyim olması sebebiyle de öğrendiğimiz, hala aktivist olmaya çalıştığımız, hak savunuculuğu yaptığımız bir alana da tekabül ediyor aslında. 2015 1 Kasım seçimlerinde ben partimin daveti üzerine milletvekili adayı oldum, gösterildim ve seçildim. 26. dönem milletvekiliydim. 27. dönem tekrar partimin uygun görmesi ve aday göstermesi üzerine 27. dönemde de seçildim. Şimdi de Büyükşehir Belediye eş başkanlığına adayım. Evet. İyi, çok güzel, hoş geldiniz. Tekrar programımıza, kanalımıza. Son cümlenizden alalım isterseniz. Evet. Partimin Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayıyım dediniz. Evet. Biraz da sizi partinizin Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adaylığına götüren süreci, o arka planı, background'u anlatır mısınız? Evet. Süreç nasıl gelişti? Evet. Onu bir dinlesin seyircilerimiz, izlesin. Tabii ki. Şöyle, biz uzun süredir yerel seçim hazırlığı yapıyorduk zaten. Ben aynı zamanda MYK üyesiyim partimin. Yerel seçim hazırlıkları bizler açısından, yani baskın seçim kararı olmasaydı o dönem yerel seçim hazırlığımız da başlamıştı Nisan ayından beri. Ama genel seçim araya girdi ve sonrasında da biz hazırlıklarımızı sürdürdük. Birçok yöntem denedik aday belirleme süreçleri açısından. Çünkü bildiğiniz gibi aday belirleme süreçleri hem sancılıdır hem zorludur. Kent için yerel taleplerin
toplanması, en uygun adayın belirlenmesi partiler açısından her zaman zor olmuştur. Biz de parti olarak birçok yöntem denedik aslında bütün Türkiye'de seçime, yani aday gösterdiğimiz bütün yerlerde uygun gördüğümüz, yani altyapı çalışmalarını özellikle önemsedik öncelikli olarak. Fizibilite çalışmaları yapıldı örneğin. Bütün sivil toplum örgütlerinden, kanaat önderlerinden, ilgili kesimlerden, siyasete ilgi duyanlardan, bu kentte yaşayan ulaşabildiğimiz kadarıyla herkesten görüş almaya gayret ettik. İlçe ilçe yaptık bu çalışmayı, kent merkezinde yaptık. Ve sonuç olarak Van'da bazı yerlerde ön seçim yapılması kararı çıktı. Bazı yerlerde merkezi yoklamayla, eğilim yoklamasıyla karar alınması ortaya çıktı. Böylesi kararlar toplandı. Her için kent kent hesaplandı bütün bunlar. Dolayısıyla çok uzun bir süreçti aslında. Bana dair gelişen süreç ise eğilim yoklamasının ve bir fikir birliğinin oluşmasına dairdir. Yani bir fikir birliği oluştu bana söylendi, belirtildi. Bazı ilçelerimizde biliyorsunuz ön seçime gittik ama büyükşehir adaylığı için yerelden... Gidilmemiş değil mi orada ön seçime? Hayır, ön seçime için gidilmedi. Biz son yerel seçimlerde partimiz 3 büyükşehirde başkanlık yarışını kazanmıştı bildiğiniz gibi. Van'da da büyükşehir biliyorsunuz. Büyükşehir için aday belirleme süreci daha farklı yöntemler izlendi. Yine eğilim yoklamaları alındı ama sonuç olarak kentin kabul ettiği, her kesimden, yani hiçbir kesimden itirazın yükselmediği isimlerin olması önemsendi. Bütün büyük şehirlerde Mardin, Diyarbakır ve Van açısından böylesi yollar izlendi. Başvurular vardı evet ama sonuç olarak halkın talebi daha ziyade ön plana çıktı. Benim açımdan oluşan fikir birliği, burada yaşayan kesimlerin beni uygun gördüğünü partime beyan etmesi benim açımdan son derece gurur verici elbette ki. Partimin bana iletmesi sonucunda ben de kabul ettim bu görevi. Yani çünkü duygusal olarak da huzurlusunuz. Evet, yani benim bir görev talebim olmamıştı. Hı hı. Başvuru da yapmamıştım. Halihazırda milletvekiliyim. Ancak yerel seçimler çok daha farklı bir durum bildiğiniz gibi. Yani merkezi siyasetten çok daha farklı, parlamentoda olmaktan çok daha farklıdır. Yerelde birebir olmakla ilgilidir. Yerelin bütün sorunlarına ilgi gösterme, proje üretme ve bütün süreçleri kapsar. Yönetimde olmakla ilgilidir. Yerel iktidarda olmakla ilgilidir. Bütün bunlar düşünüldüğünde en doğru seçimi yine halk yapar diye önemsediğimiz için halkın dediğine partimiz de kulak verdi ve önemsedi. Ve sonuç olarak aday gösterildim. Aday gösterildiniz. Sizin aday gösterilmenizden kısa bir zaman önce özellikle işte HDP Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylıkları için ismi öne çıkan başka kişiler de vardı. İşte bunlardan biri bildiğim kadarıyla Ayla Hanım, Ayla Akatata. Evet. Bir diğeri işte Reyhan Baydemir, Osman Baydemir'in eşi gibi son dönemde artık yani ya biri olacak ya diğeri gibi kulağa gelen, kamuoyunun konuştuğu isimlerdi. Ama bildiğim kadarıyla yani kamuoyunun yakından takip ettiği, bizim de gördüğümüz, özellikle öyle zannediyorum ki belki de ondan değildi. AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Necdet Akvan'ın da o ifade ettiği ithal aday muhabbeti ya da işte kamuoyunda söylenen işte dışarıdan aday gelmesin artık söyleminden sonra mı acaba değişti de siz oldunuz, yoksa öyle bir şey gerçekleşmedi mi? Yok, hiç öyle bir şey olmadı. Anlattığım gibi tamamen yereldeki bütün bileşenlerin diye tarif edebilirsek, bu sivil toplum örgütlerinin, görüşlen kesimlerin önerisi üzerine gelişmiş bir fikir birliği bu. Böyle talep edildiği için aslında daha ziyade... Yani Vanlılık kriter oldu mu diye aslında onu... Aslında şöyle, yani bizim siyasetimiz açısından partimizin tüzüğünü, programını uygulayabilecek, siyasetimizi anlamış ve bunu en iyi anlatabilecek her kim ise eskiden beri, yani süre gelen uygulama çok da şey değildir, problem değildir partimizin ve seçmenimizin de dikkat ettiği. Ama bu seçimde, yani bu kriterlerden farklı olarak yerelin talebi en çok önemsendiği için, en çok bu konuda uzlaşıldığı için, benim ismim üzerinde ortaklaşıldığı için zannediyorum tercih edildi. Anladım. Bir hatırlatmada bulunayım müsaadenizle Sayın Vekilim. Değerli izleyenler, Facebook, YouTube, Kanal M hesaplarından canlı yayın yapılıyor şu an. Aynı zamanda
Twitter'da da haftanın analizi tagından misafirimize, konuğumuza sorularınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Biz bunu tabii daha önce duyurduk. Aynı şekilde de bir tekrar etme gereksinimi duyuyoruz yönetmenimin uyarısıyla. Bundan sonra da şöyle devam edeyim. Ve sizde karar kılındı Sayın Vekilim. Evet. Sizde karar kılındı ama işte Halkların Demokratik Partisi'ndeki eş başkanlık sürecinden dolayı sizinle beraber bir de Mustafa Bey, Mustafa Avcı aday gösterildi. Onunla ilerleyen süreç nasıl? Nasıl aranız, ilişkileriniz? Süreç birlikte nasıl gidiyor? Tabii eş başkanlık sistemini biraz belki anlatmak gerekir. Eş başkanlık sistemi bizde kadınların tamamen yönetimde olduğu, karar verdiği, karar süreçlerine katıldığı bir model, yani en kısa tabiriyle belki kadınların karar alma mekanizmalarında olması gereği uzun yıllardır kadın hareketinin, Türkiye'deki yürüyen kadın hareketinin, dünya kadın hareketinin en çok önemsediği ve talep ettiği ve bu anlamda hak mücadelesi verdiği bir alan. Bildiğiniz gibi siyasi hayat boyunca da kotalarla, bazı partilerin tüzüklerinde yer verdiği işte pozitif ayrımcılık veya kotalarla kadınların siyasete katılımı teşvik edilmeye çalışıldı. Ama en çok kadın mücadelesi sonucu, kadınların bu hak mücadelesi sonucu elde ettikleri kazanımlar da var. Bizim partimiz, Halkların Demokratik Partisi, uzun zamandır aynı mücadele mirasını devralan bir yerden devam ederek çok daha radikal bir çıkış yaptı. Hatırlarsanız 2014 yerel seçimlerinde ilk olarak eş başkanlık sistemini kamuoyuna bir teklif olarak sundu. Biz artık kotayı da aşan bir yerden bakıyoruz. Kota ya da pozitif ayrımcılığı da aşan bir yerden bir pratik sergiliyoruz. Eş başkanlık, kadınların eşit temsiliyeti, siyasette eşit temsiliyeti sadece eş başkanlık düzeyinde de değil, bütün meclis üyesi listelerimizde fermuar sistemi adını verdiğimiz bir kadın bir erkekten oluşan, dolayısıyla seçilebilir yerlerden hem yerel seçimlerde hem de en son geçirdiğimiz bütün genel seçimlerde aynı sistem üzerinden ilerledik. Kadınların bir parlamentoda da yerel seçimlerde de aktif olarak siyasette yer alması, karar mekanizmalarda yer almasının ancak böyle önünün açılabileceğini hep savunduk ve başarıya da ulaştık. Aslında HDP'nin yaptığı bu eş başkanlık sistemi teklifi bütün dünyaya demokrasi, bütün dünya demokrasisine bir armağandır. 2012 yılında eş başkanlık sistemi genel merkezlerin eş başkanlık sistemine geçebileceği, yani eş başkanlık uygulamasının olabileceği yine HDP tarafından teklif edilmiş, yasalaşmış bir süreçtir. Bunun önü açıldı aslında. Hukuki olarak da aslında bir hukuki şey olarak yok. Genel başkanlar, yani bizim genel başkanlarımız iki tane eş başkanlık. Bunun siyasi partiler yasası açısından önü açık. Başka partiler de elbette ki uygulayabilir. Ama şu an sadece bizim partimiz uyguluyor. Eş başkanlık sistemine bizim bakışımız birlikte yönetimdir. Kadınların sesinin, sözünün kararlara yansıması. Özellikle yerel seçimler, yerel idare ve yerel yönetimler açısından kadınların varlığı olması olmazsa olmaz diyebileceğimiz kadar önemlidir. Çünkü kentte kadınlar da yaşıyor. Eğer bu dünyada kadınların yaşadığımız yerlerde kadınların da yaşadığını kabul ediyorsak, ki kabul ediyoruz, hayatın yarısı kadın, seçmenin yarısı kadın, bu hayatta kadınlar, çocuklar, yaşlılar var ve onların taleplerinin, onların güven içinde yaşayabileceği, özgür yaşayabileceği, kendi gerçekliklerini gerçekleştirebileceği bir ortamda yaşayabilmeleri için bütün hizmetlerden, bütün imkanlardan eşit olarak, adil olarak faydalanmasını sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla kadınların olması gerekiyor. Eş başkanlık sistemimiz kısaca bunları anlatır. Eş başkanlık bu seçimde de bizim yine olmazsa olmazımız, geri adım atmadığımız ve mutlak surette uygulamak istediğimiz bir sistem ve bu yine adaylarımız bu şekilde ortaya çıktı. Eş başkanlar olarak ortaya çıktı. Adaylara geçmeden önce eş başkanlıktan bahsettiniz ve aklıma bir soru geldi. Evet. Yani şimdi aslında hanımefendilerin, kadınların siyasette de çok fazla onlara yer verilmediği düşünülerek gerçekleşen bir uygulama. Değil mi? Eş başkanlık uygulaması ya da kadın kotası. Bir gün yeryüzünde ya da işte Türkiye'de, ülkemizde kadınlar gerçekten
olması gerektikleri kadar söz sahibi olurlarsa, bu toplum tarafından hissedilirse, acaba o zaman eş başkanlık uygulamasına ihtiyaç duyulmayabilir mi? İktidarcı bir bakış açınız var anladığım kadarıyla. Çünkü yönetimler kadınların var olduğu her yerde, işte yönetim kademelerinde ve yüzleştiği her alanda kadınların sözünün olması gerekiyor. Biz böyle bakıyoruz. Eş başkanlık sistemine... Yani bunu bugün için söylemiyorum mesela. Evet. 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonrası için söylüyorum. Keşke gerçekten kadınların, yani kadınlar eşitlik mücadelesi veriyor. Eşit olabilmenin mücadelesini veriyor. Her gün şiddete maruz kalan, her gün dışlanan, ayrımcılığa, çoklu ayrımcılığa maruz kalan, her gün öldürülen, en yakınları tarafından öldürülen kadınlar. Ve bu bütün şiddet olayları ve vakaları, kadınlara yönelik gerçekleştirilen ayrımcılık, taciz, tecavüz gibi yüzlerce, binlerce olumsuz durum yaşadığımız, maruz kaldığımız hayatlar ve korkunç hayatlar elbette. Bütün bunlar aslında bütün toplumumuzu çürüten, toplumu yozlaştıran ama bir türlü çözülmeyen sorunlar. Keşke bu sorunların çözüldüğü, gerçek anlamda aştığımız... 10 yıl sonrasında açtığımız bir zaman olsa. Biz bunun mücadelesini veriyoruz, kadınlar olarak veriyoruz. Birçok farklı yerden ama kadın mücadelesi veren, farklı fikirde de olsa yine kadın mücadelesi veren bütün kadınların emeği, çabası çok kıymetlidir, çok değerlidir. İşte bu anlamda mutlak surette politika içerisinde, siyasette, kanunların yapımında, uygulamasının olduğu her alanda kadınların sözünün olması çok 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 hayati derecede önemlidir. Kesinlikle. Elbette. Diliyorum ki 10 yıl içerisinde çözülür. 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl. Yani evet, sadece yani merakımdan sordum. Bir gün... Bu bir hak. Yani erkeklere, doğrusu kadınlar onca, binlerce yıl süren mücadelenin sonucunda elde ettikleri kazanımları bana kalırsa yine erk alanına kolay kolay terk etmeyeceklerdir. Kadınlar var. Yani bugün bakıyorsunuz gelişmiş olarak sayılan ülkelerde kadınların hayata katılımı, kadınların yönetimlere katılımı çok daha fazladır. Bizde çok düşük seviyelerdedir. Yakın zamanda işte partiler yavaş yavaş adaylarını açıkladılar. Hemen hemen tamamlandı. Bir hafta sonra sanırım meclis üyelikleri de tamamen açıklanmış olacak. En nihayetinde 10 gün sonra herkes açıklayacak. Şu ana kadar bakıyoruz diğer siyasi partilere, siz de biliyorsunuzdur oranları. Yani çok düşük seviyelerde diğer partilerin gösterdiği, söylemek istemiyorum hani bildiğiniz için, bildiğinizi varsayarak, ama HDP eş başkanlık sistemi sebebiyle kadın gösterdiği kadın aday sayısı şu an 208, bütün partilerden çok daha fazla. Yine HDP'nin uyguladığı 7 Haziran seçimlerinde hatırlarsanız parlamentoda en yüksek kadın temsiliyetini yakalamıştı. Bu HDP'nin kadın erkek fermuar sistemi uygulaması sebebiyle olmuştu. Yani mecliste evet diğer partiler de kadın adaylar gösteriyorlar ama istenen seviyede değil. Mesela Van'a bakın, şu anki belediye başkan adaylarına bakın. Bölgede bizim partimiz dışında hiçbir partinin gösterdiği kadın aday ne yazık ki yok. Bu eş başkanlık uygulaması aslında direkt durumu en az %50 ile başlatıyor. Evet, elbette. Yani bu çok ciddi bir kazanım. Keşke diğer partiler de uygulasa. Yani eş başkanlık sisteminin önünde bir engel yok siyasi partiler açısından. Ama biz bunu bütün yerel, hatta ilçe, il, belde, bütün yapılarımızda uyguluyoruz. Sadece seçimlerde değil, seçimden seçime olan bir şey de değil. Bizim bütün yönetim kademelerimiz bir erkek bir kadından, işte eş başkanlık sistemiyle yönetilen bir yapıdan oluşuyor. Bu amaç, bu teklif biz ilk ortaya çıktığında topluma bunu anlatmaya çalıştığımızda, pratiğimizle, yaptığımız örneklerle, politika, ürettiğimiz politikayla anlattık, uygulamalarımızla anlattık ve kabul gördüğünü gördük. Yasalar da zaten böyle oluşur. Yani anlatırsınız, bir teklifte bulunursunuz ya da bir fikir başlangıcı olur. Toplum bunu benimser, talep eder ya da toplum talep eder. Siyasilerin yapması gereken onu hayata geçirmektir. Talepleri yasal düzenlemeye kavuşturmaktır. Bizim isteğimiz ve dileğimiz kadınların siyasette daha etkin, daha söz sahibi olduğu bir siyasi düzen istiyoruz. İsterseniz Mustafa Bey ile eş başkan adaylığı sürecini de anlatın, sonra bir araya girip gelelim. Evet. Peki. Oraya anlatıyorduk, biraz uzadı. Eş başkanlık sistemini biraz da anlatmak için çok önemsediğim için anlattım. Benim de bilmediğim şeyler varmış eş başkanlıkla ilgili.
Mustafa Avcı partimizin de yani emektarı, halihazırda MYK üyemizdi zaten. Vanlı biliyorsunuz, Erciş'li. Bizim bütün karar alma mekanizmalarımızın tamamı ortak karara dayanıyor. Yani sadece eş başkanlar da değil, üstelik meclisimiz olacak. Meclisin aslında ortaklaştığı, karar aldığı Van için, Van'ın lehine, Van halkının lehine olabilecek her düzenleme tartışılarak meclisin ortak kararıyla geçinceye kadar tabii ki çaba göstereceğiz. Hı hı. Ama sonuç olarak bizim bakış açımız ortak karar almak, ortaklaşmak, yerelin kabul ettiği, yerelin de talep ettiği, itiraz etmediği kararların alınmasını sağlamak. Böyle bir anlayışla hareket ediyoruz. Yoksa işte ben karar veriyorum ya da o karar veriyor şeklinde değil. Hı hı. Tabii ki görev bölüşümü, görev paylaşımı olabilir. Ancak kararların alınması mutlak surette ortaktır. Olabildiğince ortaklaşan bir şekliyle bakacağız. Dolayısıyla bizim parti tüzüğümüzün öngördüğü, parti perspektifimizin ve politik perspektifimizin öngördüğü uygulamayı uygulamaktır aslında. Anlatabilmektir ve hayata geçirebilmektir derdimiz. Özellikle şey açısından sordum ben. Yani ikiniz süreç içerisinde aslında en yakın iki çalışma arkadaşısınız. Evet. Yani o manada ilişkiler nasıl gidiyor diye. Ha evet. Biraz daha duygusal bir soru belki. Anladım. Yani Mustafa Bey emekçi bir insan. Ben de kendi alanımda çalışan, yani herkesin kendi, hı hı, en iyi bildiği alanlar vardır. Çok uyumlu bir çalışma yürütüyoruz. Yani şu ana kadar hiçbir sorunumuz, zaten yeni başladı çalışmamız ama Mustafa Bey'le çok önceden beri hem tanışıyoruz hem de birbirimizi biliyoruz. Hani bu anlamda bir sorunumuz yok. Anladım. Şey aslında efendim, sosyal medya hesaplarına gelen mesajları biraz daha programın sonuna doğru aslında ben misafirimize sormayı planlıyorum ama Mustafa Bey'le ilgili sorulan bir soru var. Şüphesiz sorunun muhatabı kendisidir. Ben sadece düşüncenizi, aslında muhtemelen seyircimiz de düşüncenizi merak ediyor. Son bir ilçe mitinginde zannediyorum konuşmasında, işte burada hatta haberlerde de verildi o konuşma. Konuşmasının Türkçesi itibariyle işte atalarınızın, babalarınızın geleneğinden vazgeçin. Tam karşılığı bu da olmayabilir. Lütfen konuşmayı izleyin. Tarzı bir söylem minin olduğu biliniyor. Bundan bilginiz var mı? Siz duydunuz mu? Yani böyle bir konuşmadan haberdar mısınız? Ya da sonra konuşuldu mu bu? Muhtemelen kamuoyunu rahatsız etti ki bize de tekrar soruldu. Erciş mitingini söylüyorsunuz galiba. Ben bugün sizin haberlerde galiba denk geldim. Dün zannediyorum bizim haberlerde bugün vardı. Evet. Ama böyle bir Erciş mitingi, evet. Evet. O mitingde ben de vardım. Evet. Şöyle ifade edeyim, orada bir konuşma yapıldı, o cümleden ibaret değil konuşma, hı hı, öncelikle bunu söyleyeyim. Mustafa Bey burada olsaydı, yani bugün doğru, ben yine söylüyorum, sorunun asıl muhatabı o. Evet, ama şöyle söyleyeyim, sizin düşüncenizi... o cümlenin öncesi var ve o cümlenin kendisi var, o cümlenin sonrası var. Kürtçe hitap etmişti. Tam da çeviri yaptığınız gibi değil aslında. Bütün olarak barışa davet eden bir konuşma yaptı Mustafa Bey, bugün eş başkanımız. Dolayısıyla hani haberlere düşmüş. Bu arada haber varmış, arzu ederseniz yani yine haberi gösterebiliriz ama ben daha çok sizinle ilerlesin istiyorum. Şöyle söyleyeyim, hani bizim başımıza çok gelir bu uygulama ne yazık ki. HDP'liler bir şey söyler, bir şey anlatır ama cümlenin bir kısmı, sadece içinden bir cümle seçilerek cımbızlanır tabiri caizse. O cımbızlanan cümle ya linç, siyasi linç konusu olur ya da fezleke konusu olur. Bu doğru bir yaklaşım değil. Öncelikle bunu söylemek isterim. Basınımıza düşen hakikaten de basın etiği gereği de bütün konuşmayı anlatıp ya da bütün konuşmayı verip orada ne anlatılmış, kastedilen ve anlatılan söz olarak çıkan her neyse kamuoyunun takdir etmesini beklemektir. Bize düşen aslında budur. Hepimize düşmesi gereken budur. Ben bu kadarını söyleyebilirim. Benim şahit olduğum orada Mustafa Avcı barışa, kardeşliğe vurgu yapan bir konuşma yaptı. Ve bunu
bu çağrıda bulundu. Yani barış ve kardeşlik mesajları içeren HDP'nin politikasını anlatan bir çağrıda bulundu. Dolayısıyla hani tek bir cümleden hareketle bir yargıya varmak kamuoyu açısından da çok tehlikeli. Bizleri kutuplaştıran bir yaklaşım, pek doğru bulmadığımı söylemek isterim. Efendim şimdi yani Mustafa Bey, en başta söylediğim gibi aslında o sorunun gerçek muhatabı kendisi. Size sadece bununla ilgili düşüncenizi merak ettiğimi, seyircimizin de aynı şekilde bununla ilgili düşüncenizi merak ettiğini ifade ettim. Elbette ki yani kendisi burada olsaydı, yani kendisine sorsaydık bu soruyu bu programda, muhtemelen o da hani sizin gibi ya işte başı var, önü var, arkası var deyip şeyler söyleyecekti ve hani başı neydi ki hani konu oraya geldi, konuşuldu ve devamı geldi diye onunla konuşulurdu. Evet. Umarım yani kendisini de davet edeceğiz zaten. Sizi onunla beraber de davet edeceğiz programa. Ve Halkların Demokratik Partisi'nin bütün ilçe adaylarını davet edeceğiz programa. Diğer partileri davet edeceğimiz gibi. Müsaadenizle kısa bir araya gidelim. Tabii. Efendim aradan sonra görüşmek üzere. Yeniden seyircilerimizin karşısındayız. Eş başkanlık süreci, partinin genel itibariyle eş başkanlık süreci ve Van'da eş başkan adayları, aslında Büyükşehir eş başkan adayı Mustafa Bey, onunla ilerleyen süreç, işin hatta duygusal tarafı, devamında da aslında bunu sorup biraz daha belki siz ve Van Belediyeciliği'ne gelmek istiyorum ama geçiş için de şunları sormam gerekiyor. İlçe adayları ile ilgili nasıl bir genel itibariyle süreç ilerlendi, izlendi ve siz şeyden bahsettiniz bir önceki bölümde, bazı ilçelerde ön seçim koşulu uygulandı. Evet. Biraz onlardan bahseder misiniz? Tabii. Bir de çok özür dilerim. Kürt partileriyle ittifak meselesi, hatta bir tanesi de bildiğim kadarıyla Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleşti. Doğru. İki konuya beraber cevap verirseniz daha iyi olacak belki. Tabii. İlçelerle ilgili programımızda, yani ilçe adaylarının belirlenmesiyle ilgili süreç, evvelinde yapılan çalışmaya sonrasında, o çalışma sonrasında karar verilmişti. Bazı ilçelerde ön seçim yapıldı, delegeler belirlendi. Yine partimizin programına uygun halktan, kanaat önderlerinden ve çeşitli kesimlerden oluşan bir delege sistemi uygulandı. O delegelerin seçimiyle tamamen oldu. Bizim partimizin, yani ön seçimde çıkan hangi adaylar var ise onların aday gösterilmesi konusunda zaten bir fikir birliğimiz vardı, bir kararımız vardı. MYK'nın böyle bir tutumu vardı. Dolayısıyla onlar aday gösterildi. Tek problem, hani eğer yasal bir engel varsa, hani Yargıtay'da ve istinafta dosyası olan arkadaşlarımız varsa belki onların adaylıklarıyla ilgili bir problem, bir değişiklik söz konusu olabilir seçim günü, YSK'nın kabul gününe kadar, ama onun ön dışında, seçimden çıkan adaylar için evet evet tabii ki, ama onun dışında diğer adayların belirlenmesi yine eğilim yoklamasıyla alındı. Yine halktan alınan taleplerle mümkün olduğunca yapılan bir çalışmaydı ve onlar aday gösterildi. Ya işin açıkçası biz bütün süreçler boyunca bir demokrasi örneği ortaya koymaya çalıştık. Yani en çok sözün geçti, yani en çok insanın söz hakkının olduğu bir süreci nasıl işletebiliriz diye düşününce çeşitli yöntemler açığa çıktı. Bunlardan bir kısmı işte seçim, ön seçim ve eğilim yoklaması şeklinde açığa çıkınca biz de birkaç yöntem uyguladık. Diğer adayların belirlenmesi de böyle oldu. Yani demokrasiyi ne kadar yaygınlaştırabilirseniz, insanların uygulamasına ne kadar alan açarsanız o kadar gelişir. Dolayısıyla bizim için de bir tecrübe oldu. Bir dahaki seçimlerde belki bu seçimlerde yaşanan eksiklerimiz veya aldığımız itirazlar her neyse onları gidermiş olarak yeni bir sürece başlayacağız. Ve ben inanıyorum ki bunlar uygulandıkça gelişen, insanlara ve demokrasiye de alan açan hususlardır. Öyle olmasını diliyorum. Bütün partiler açısından umarım öyle olur. İttifaklar, evet, HDP bileşenlerden ve ittifaklardan oluşan bir parti zaten. Bizim doğalında içsel olarak, hani içselleştirdiğimiz ve uygulamaya çalıştığımız en geniş demokrasi
birliğini oluşturabileceğimiz kesimlerden kurulu bir parti. Bizim bildiğiniz gibi bileşenlerimiz var. En büyük bileşeni DBP, SP gibi, yani partimizin tüzüğünde de yazar. Ama fiilen de ittifaklarımızı geliştirebileceğimiz alanları hem zorluyoruz hem de genişlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla HDP kendi içinde çoğulcu bir parti. Ve bu çoğulcu yapı... Zaten bunu parlamento seçimlerinde de daha önce de yaptık. Evet, ittifaklar yaptık, demokrasi ittifakları yaptık, çağrılar yaptık. Ortak paydada buluştuğumuz herkesle, demokrasi cephesiyle, ortak kanaatlerde buluştuğumuz her kesimle de ittifak yaparız dedik. Ama özel olarak önemsediğimiz, özellikle de Kürdistani partilerle bir araya gelmek, birlikte hareket etmek, Kürt halkının da çok önemsediği ve çok talep ettiği bir husustu. Geçen seçimlerde çalışmalar yapılmıştı, belli bir aşamaya gelmişti ama kimi sebeplerle o süreç baltalandı ve oluşturamamıştık. Ve bundan medet umanlar da vardı doğrusu, bir araya gelmemesi için HDP'nin. Yani HDP'ye yönelik birçok manipülasyon var ama biz yine de doğru bildiğimiz yolda Türkiye'de gerçekten radikal bir demokrasinin oluşması için, bütün özgürlüklere alan açılması için, bütün insanların kendini kimliğiyle, varlığıyla, toplumsal varlığıyla ifade edebilmesinin önündeki bütün engellerin kaldırılması için çaba sarf eden bir parti olmak istiyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Böyle bir parti olarak kendimizi tanımlıyoruz. Dolayısıyla Kürdistani partilerle yaptığımız ittifak hem halkımız açısından çok büyük bir moral olmuş hem de beklediğimiz ve özlemini duyduğumuz bir gerçekleşme oldu. Şimdi bir seçim ittifakıyla başladı ama bunun gelişmesi, genişlemesi Kürt halkının menfaati nedir? Neredeyse yani uzunca bir süredir çözülmeyen, çözümsüz bırakılan, yüzyılı aşkın bir süredir çözümsüz bırakılarak yönetilmeye çalışılan Kürt sorununun adil, demokratik, barışçıl bir yöntemle çözülmesini istiyoruz. Bu ülkenin kanayan yarası en önemli problemlerinden, en önemli sorunlarından birisidir Kürt sorunu. Böyle tanımlıyoruz. Bunun bütün acılarını, bütün sancılarını halk olarak hem Kürtler yaşıyor hem de bütün Türkiye halkları yaşıyor aslında. Bu anlamda kuracağımız en geniş ittifak cephesi bizler açısından, Türkiye açısından çok önemseniyor. Bu anlamda biz dediğim gibi seçim ittifakı kurabildik. Bütün halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sadece seçime yönelik bir ittifak şu an, bu. Şu an için seçim, yani hemen seçim öncesi belli bir aşamaya varmış, olgunlaşmış ve sonlandırılmış olduğu için, sonlandırılmış demeyeyim ama şu an için belli bir aşamaya gelmiş olduğu için seçimlere de birlikte katılıyoruz. Ve 5 yerde belediye başkanlıkları, hatta yine birçok ilde belediye meclis üyeliği olarak aday göstereceğimiz, ittifaklarımızdan aday göstereceğimiz isimler olacak. Oldu. Nitekim Van'da örneğin Çatak Belediye eş başkanımız, erkek eş başkanımız ittifak partilerimizden birisidir. Bizler açısından sevindirici. Biz daha çok gelişmesini diliyoruz. HDP'nin kapısı demokrasiden yana, barıştan yana ve çözümden yana olan herkese açıktır. Bir de sınırlı mı tutuldu Sayın Vekilim? Yani Van'da işte 14 belediye içerisinde bir de adaylık konusunda sınırlı mı tutuldu? Yoksa işte hani genel itibariyle konuşulan mı buydu? Şöyle hani 5 yerde şimdilik uygulandı. Başka illerde, başka ilçelerde örneğin Diyarbakır'da uygulandı mesela net olarak. Çınar'da ittifakın adayı geri bildiğim kadarıyla. Evet ama yine ittifaktan bir aday gösterildi. Şimdi de meclis üyelikleri açıklanacak ve meclis üyeliklerinin de bir kısmı ittifaklardan olacak. Biz bunu nasıl geliştirebiliriz'in formülünü tekrar arıyoruz. Arayış içerisindeyiz, devam edeceğiz. Yani sürebilir aslında. Sürecek elbette ki. Yani amacımız sadece seçimlerde bir araya gel ve sonrasında ayrı. Evet, öyle bir şey değil. Sonuç olarak bu Kürt halkı açısından çok önemli. Yani farklı fraksiyonlardan, farklı düşüncede olan ama sonuç olarak temelde Kürt sorununun çözülmesi konusunda hemfikir olan partilerin bir araya gelmesi oldukça önemlidir. Yani bu bahsettiğiniz, konuştuğunuz ittifakla ilgili bir de şey meselesi var. Bildiğim kadarıyla, yani kamuoyundan takip ettiğimiz kadarıyla bir döneme kadar aslında HDP'den daha çok
yanlış da biliyor olabilirim. HDP'den daha çok özellikle işte bu diğer ittifaktaki diğer partiler, işte HDP büyük parti, biz zorlanırız ya da işte sıkıntı yaşayabiliriz sonrasında deyip temkinli davranma durumu var mıydı acaba? O böyle bir bilgiye sahip misiniz acaba? Dediğim gibi bu sadece bir seçim ittifakı değil. Hı hı. Başka partilerin kurduğu ittifaklara benzemiyor. Bir sandalye kapma, bir yer kapma, bir pastayı bölüşme meselesi değil bu. Daha ziyade toplumsal yaralardan ve toplumun özgürleşmesi ve sorunların çözümü, temel sorunların çözümü ve dolayısıyla bütün insanlar için, bütün insanlık ailesi için temel olan sorunların çözülmesi ve aşılması açısından yapılmış bir, atılmış bir adım diyelim. Bizim ittifaklarımız barış, demokrasi ve özgürlükler açısındandır. Böylesi bir ortamda ancak halkların kendini ifade etmesi, kendini gerçekleştirmesi ve kendini bir toplum olarak yarına taşıması söz konusu olabilir. Ama şu an bu özgürlüklerden mahrum bir halk var burada. Bu konuda hemfikir olan partilerin, sadece Kürt değil bizim ittifakımızda yer alan partiler. Başka partiler de var ve bu partiler de aynı amaçla, aynı sorunun, Kürt sorununun çözülmesi konusunda hemfikir olan ve Türkiye'nin demokratikleşmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini düşünen, düşünce ve ifade özgürlüğünün mutlak surette korunması ve önündeki engellerin kaldırılmasını talep eden siyasi partilerden oluşuyor. Dolayısıyla HDP'nin içinde sadece Kürtler yok. HDP'nin içinde Türkler var, farklı inançlar var, Ermeniler var, Süryaniler var, Ezidiler var ve bir Alevi Sünniler var. Bunun gibi Türkiye'de bizim zenginlik olarak tariflediğimiz bütün halklardan, bütün kesimlerden kesimlerin, kişilerin, inançların, grupların olmasını biz oldukça önemsiyoruz. Çünkü Türkiye böyle bir kompozisyon zaten. Orta Doğu böyle bir kompozisyon. Biz kadimden beri Orta Doğu'da birçok halkla, birçok farklı kimlikle, inançla bir arada yaşayan halklarız. Ve bu bir arada yaşayan halkların eşit ve adil yaşamasının formüllerinin olması gerekiyor. Yüzyıllardır süregelen savaşlar, halen yanı başımıza süren savaşlar bu düşünceden uzaklaştırmak isteyen bir düşünceyi ifade ediyor. Yani bu bölgede hiç bitmeyen savaşların bir sebebi de aslında sürekli olarak halkların kendisini değil, birilerinin onları yönetmesi sancısı sebebiyle oldu. Kürt sorunun çözülmemesinin temel sorunun çözümsüz bırakılmasının bir yönetim şekli olarak bu topraklara dayatılmasıyla ilgilidir. Bu sebeple temel problemlerin çözümü için demokratikleşmeye mutlak surette ihtiyaç var. Biz bu yaklaşımla bakıyoruz. İttifaklara, evet. İttifak noktasında bir soru daha soracağım. Şimdi bu partilerin ittifakı ve birlikte işte seçime girme, 5 belediyede dediniz, 5 belediyede aday gösterilme. HDP'nin diğer büyük partilerle, İYİ Parti ile ve CHP ile resmi bir ittifakı yok. Ama gizli bir ittifakı var mı acaba? Gizli bir ittifakımız da yok. Anladım. Yani onlar şöyle, zaten İYİ Parti hani açıklamasını yaptı. Şöyle söyleyeyim. Mesela İstanbul'da. Biz bazı yerlerde aday gösterdik. Birkaç gündür tartışılıyor sürekli olarak. HDP'nin tavrı tartışılıyor. HDP şunu yaptı. Yani HDP'siz HDP her yerde tartışılıyor. Ne yazık ki böyle bir durum. Birkaç yıldır böylesi bir uygulama var. Bir bariyer var özellikle. Evet, HDP bazı yerlerde aday gösterdi. HDP bazı yerlerde aday göstermedi. HDP olarak yaygın bir şekilde ilk defa yerel seçimlere katılıyoruz. Hı hı. HDP bir Türkiye partisidir. Hali hazırda HDP adıyla ilk defa katılıyor. Evet. Hali hazırda parlamentonun üçüncü büyük partisidir. Hı hı. Ve bu ülkede artık HDP bütün yok saymalara, bütün baskılara rağmen bir kitlesi, bir tabanı 6 milyondan fazla seçmeni, 20 milyondan fazla nüfusa tekabül eden bir kesimi var. Ve giderek teveccühü artan bir pozisyonda ve bugün Türkiye'de artık siyaseti belirleyecek konumdadır. Bütün bunlara rağmen. İşte HDP bu pozisyonunu demokrasi için kullanıyor. Demokrasiden yana tercih kullanıyor. Ve demokrasiye yine alan açmak için, demokrasi için fedakarlık denebilecekse eğer fedakarlık yapıyor.
Bu şekilde açıklayabilirim. Dolayısıyla şu an ülke siyasetini belirleyen tekçi bir anlayış, tekçi bir yaklaşım bu ülkeye ne kadar çok şey kaybettirdi, bunu gören bir yerden bakıyoruz. Siyasetin konuşmaması demek, silahların konuşması sürekli savaşın hüküm sürmesi anlamına gelir. Bu anlamda bir yönetim krizi söz konusu Türkiye'de. Bir milletvekillerinin hapiste olduğu, insanların hapiste olduğu, gazetecilerin, avukatların, demokrasiden yana herkesin, daha doğrusu demokrasi için ağzını açan herkesin tutuklanıyor olması, hapiste olması artık bütün ülkeyi derin bir güvensizliğe doğru itmiş durumda. Yani şu an biz de demokrasiden yanayız ama dışarıdayız tabii. Şöyle söyleyeyim, hani barış için imza atan akademisyenler tutuklandı örneğin. Bir gece yarısı, yani o kadar yargının tahakküm altında olduğu hiçbir dönem olmamıştı. Ben bir hukukçu olarak bunu söylüyorum. Birçok acı tecrübesini yaşadık ve yaşıyoruz. Şu an avukatların işte duruşma salonunda gözaltına alınması, tutuklanması ya da savunmasını yaptı diye, sadece savunma hakkını kullandı diye sözlerinden dolayı tutuklanması ya da bir kişinin sözüyle hemen kararların çıkması. Örneğin Selahattin Demirtaş kararında hepimiz gördük. AİHM'in kararını uygulamamak için nasıl yargının dolandığını gördük. Yani bunun gibi yargının tahakküm altında olması demek hiç kimsenin aslında özgürlüğünün güvencede olmadığı anlamına gelir. Bu anlamda çok ciddi tehditler yaşıyoruz hepimiz. Ülke olarak, halk olarak, bütün olarak, Türkiye halkları olarak. Böylesi bir ortamda demokrasiye alan açmak için mutlak surette bu yönetim krizinin de aşılması gerekiyor. Anladım. Şimdi genel itibariyle bir eleştiriden bahsediyorsunuz. şunu merak etmiyor değilim açıkçası. Şimdi aslında iktidar yıpratıyor. Yani bu kabul edilebilir bir gerçek. İktidarın yıpratıcı gücü var. Ve işte HDP'de yaklaşık son iki dönemdir. İşte kayyum süreci işin yarısı olsa yaklaşık iki dönemdir. Van'da da belediye, yani Büyükşehir Belediyesi, önce Van Belediyesi olmak üzere bir iktidarı elinde bulundurdu. Orada da mesela, orada da iktidarın o gücü, belki yıpratıcılığı oldu mu? Bir de işte bu az önce yaptığınız eleştiriler var. Mesela şunu da merak etmiyor değilim. Öz eleştirilerde yapıyor musunuz? Yani genel itibariyle hem o süreçlerle ilgili, hem de işte bu bahsettiğiniz noktalardaki tutumlarla ilgili, yani parti olarak partilerin tutumlarıyla ilgili de öz eleştirileriniz oluyor mu mesela? Evet, biz aslında öz eleştiri veren hem kişi olarak hem parti olarak öz eleştiri veren, vermeyi bilen ve bunu oldukça önemseyen bir partiyiz. Bütün parti programımız ve yaşantımız, siyasi anlayışımız da öz eleştiri verme konusunda istekli olan ve kendisini böyle büyütebilen, böyle büyüten inanca sahip olan bir siyasi geleneğiz aslında. HDP 6 yaşında olabilir ama HDP'nin geçmişi çok uzun, daha uzun bir süredir. Bu bölgede özellikle işte HDP'den önce DPP Belediyesi kazanmıştı, bizim en büyük bileşenimiz. Ama ondan önce de biz vardık. Yaklaşık 20-25 yıllık bir belediyecilik deneyimimiz var. İlk artık deneyimsiziz diyemeyiz. Yani belli bir deneyim kazandık elbette yönetim olarak. Yani yerel yönetim anlayışı olarak da geliştik, büyüdük. Gün geçtikçe de geliştiriyoruz, büyümeye gayret ediyoruz. Amaç gerçekten yerel demokrasiyi sağlayabilmek. İnsanların, halkın katılımının en güçlü seviyede olduğu yönetimin halk için en faydalı olabildiği, en şeffaf olabildiği, hesap sorabildiği mekanizmaları da açmak tabii ki önceliğimizdir. Ha, bunun tıkandığı bütün noktalarda öz eleştiri hem veriyoruz hem de aksayan yönleri geliştirmek için çaba harcıyoruz. Biz geçmişten, hatalardan, yapılmış yanlışlardan ders çıkarmayı bilen ve bunun öz eleştirini verebilecek durumdayız elbette ki ve yapacağız da bunu. Asla bizim hani şu yanlıştır, hayır yanlış değildir deme lüksümüz de yok. Bu bir büyük bir aldatmaca da olur. Böyle bir pozisyonda da değiliz. Öz eleştiri elbette vererek halkla beraber böylesi bir bu yönetime tekrar talibiz. Ve o teveccühü göreceğimizi düşünüyoruz. Anladım. Teşekkür ederim. Şimdi
biraz daha aslında yani EDP'yi ya da işte ülke meseleleri ya da işte şu an ülkedeki durumundan ziyade sizi, sizin Van belediyecilik düşüncenizi, Van'daki belediyecilik düşüncenizi konuşalım istiyorum. Evet. Biraz sizin üzerinizden gidelim açıkçası, onu istiyorum. Ama o az önce bahsettiğimiz ve şu an işte yarıda tuttuğumuz, belki bunları konuşmamız gerektiği için yarıda tuttuğumuz konuları da mutlaka başka bir programda konuşmak isterim. Tabii. Şu anda da yani buradasınız ve üzerinizde partinize ait bir rozetiniz yok. Şeylerde, özellikle belediye seçimlerinde çok konuşulur bu, biliyorsunuz. Seçimden sonra rozetimi çıkaracağım, rozetim olmayacak ve sizde de şu an rozet yok ama gönüllü bir rozetten bahsediyorsak, öyle varsayalım. Rozet konusunda ki bakış açınız, siz de 31 Mart seçimlerinden sonra rozetinizi o manada çıkaracak mısınız? Tüm Van'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya mı talipsiniz? Ya da işte size destek verenler, buradaki gerçekten gönlünüzden geçenleri merak ediyorum. Evet, ben hala hazırda milletvekiliyim. Hı hı. Van'dan seçildim ama bütün Türkiye'nin milletvekiliyim. Bu arada sizdeki yani, Van algısını biraz sonra konuşacağız. Evet, evet. Ancak bütün Türkiye'nin milletvekili görevini yaparken bütün Türkiye'nin sorunlarına aynı duyarlılıkla yaklaşan bir çalışma sergilediğimi düşünüyorum. Ama kendi parti programı ve perspektifini sonuna kadar da uygulayarak. Çünkü ben tek başına benden ibaret değilim. Hı hı. Benim temsil ettiğim siyasi parti var, bir siyasi gelenek var ve bir program var. Dolayısıyla bunu benimsememiş olsam zaten bu partide olamazdım. Partimi, politikasını yansıtacak yerden bakıyorum. Parti programımızı hem anlatıyoruz hem de bunu kişiliğimizle, uygulamalarımızla hayata geçiriyoruz. Birbirinden bağımsız değil. Dolayısıyla ben partimin tüzüğüyle, programıyla hareket edeceğim elbette. Ama tabii ki yönetim anlayışımız herkes içindir, Van içindir. Mesela Van Gölü ile ilgili partimin bir şey söylemiş olmasına gerek yok. Benim partim ekolojiyi, ekolojik dengeyi, doğayı koruyan bir perspektif ortaya koyuyor. Elbette ki Van Gölü'nü korumak için çaba harcayacağız. Ki bunun aslında siyasetle de çok fazla ilgisi yok. Siyaset üstü konular da söz konusu ama onun dışında partimden bağımsız değilim. Partimin programını elbette ki yerine getireceğim ama bunu yaparken ayrımcılık yapmadan, elbette ayırmadan, bütün herkesi kucaklayan, bütün Van'a hitap eden bir program uygulayacağız. Böylesi bir yani programımız böylesi olduğu için programımıza da güvenerek, partime de güvenerek elbette ki bir yaklaşım içerisinde olacağız. Teşekkür ederim. Bekir Kaya ile ilgili mesela insanların işte Bekir Kaya'nın belediye başkanı olduğu ve Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zamanlara ait şu cümleleri hatırlıyorum. İnsanların, işte kamuoyunun konuştuğu, dışarıda konuşulan şey. Bazen işte belediye eleştirildiğinde Bekir Kaya'yı seven ya da HDP'li ya da oy vermiş, destekleyen insanların, ya işte Bekir Başkan iyi bir şeyler yapmak istiyor ama işte etrafındakiler bırakmıyor ya da birileri bırakmıyor söylemlerini hatırlıyorum. Burada mesela öyle samimi olarak soruyorum, lütfen aklınıza başka bir şey gelmesin. Siz mesela bu şekilde yapmak istediklerinizi yapacak mısınız acaba? Yani sizi acaba engellemek isteyen, o bakış açısına göre söylüyorum, sizi engellemek isteyen birileri olacak mı? Siz istediklerinizi yapabilecek misiniz, hayata geçirecek misiniz acaba? Elbette ki projelerinizi konuşacağız. Evet. Ama bir başkan olarak, yani yönetim anlamında soruyorum, güç sizin elinizde olacak mı? Yani hani deminden beri anlatmaya çalıştığım şekilde yönetim işi, yani evet, temsili görev bir kişi de olabilir. Hı hı. Resmi görev bir kişi de olabilir ama anlayış birliktedir. Yani dolayısıyla ben şahsen bütün meclisin ikna olmadığı, hatta bir yerde bir çalışma yapılacaksa orada yaşayan insanların ikna olmadığı hiçbir çalışmayı yapmak istemem. Farklı partilerden gelen meclis üyeleri evet, fark dahil etmiyor. Buna. Sonuçta bu kenti yöneteceğiz. Hı-hı. Hep beraber yöneteceğiz. Yani eğer sadece bir kesimin
söylediklerini evet, diğer kesimin söylediklerine hayır kulağımızı tıkarsak bu kentte yaşayan herkese saygısızlık etmiş oluruz. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani bütün herkesin ikna olmadığı bir karar uygulamak demek bütün Van'a saygısızlık demek olur bizim açımızdan. O yüzden herkesin ikna olduğu kararlara imza atmak hepimizi rahatlatacaktır. Hepimizin içine sinecektir. Böylesi uygulamaları yapmak istiyorum, hayata geçirmek istiyorum. Hı hı. Böylesi işlemleri, uygulamaları, pratiği sergilemek istiyorum. O mecliste tartışacağız. O meclis kentin meclisi. Bu kentin güvendiği ve işaret ettiği iradedir. Kentin meclisi, büyükşehir meclisi ve ilçelerin yerel meclisleri. Yerel yönetim anlayışına böylesi bir pencereden bakıldığında güç tek bir kişide değildir. Güç herkestedir. Herkes de oradaki temsilcilerden oluşan iradededir. Dolayısıyla bu iradeye saygı duyan herkes elbette ki gereğini yapar ve engellenmez diye düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ederim. O rozet konusunu konuştuk ya da işte partililik, herkesi kucak açma, kucaklama meselesi. Şimdi muhtemelen konuşmanızın satır arasında yer alacağını düşündüğüm için aslında soruyorum. Kayyum meselesi var biliyorsunuz. Evet. Ve kayyum meselesini yorumlayan insanların bir kısmı da bu sürecin aslında süreç değil bir sonuç olduğunu. Yani aslında belki de işte rozetli bir siyasetten kaynaklandığı ya da işte bir şeylerin sonucunda işte o az önce mesela öz eleştiri derken o öz eleştiri noktasında, öz eleştiri vermek, yapmak noktasında da işte mesela HDP'nin hendek çalışmalarında, o öz yönetim çalışmalarında ki öz eleştirilerini de merak ediyor yani bence kamuoyu. Ve bu yani devamında gelen bu süreç. Bu sürecin de bir aslında yani evet zaten parti olarak kayyum uygulamasına net bir şekilde karşısınız. Bunun da o öz eleştiri yapılacak bir noktasının olduğunu düşünüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Yani bu kentte DBP'nin belediye kazandığı 102 yerde halk seçime gitti ve bir parti, bir siyasi tercihi evet dedi, öyle değil mi? Ve yerel yönetim yetkisini verdi, meclislerini seçti. Sonra ülkede başka bir gelişme oldu. Yani bütün süreci hı hı. konuşacaksak açık açık konuşalım gerçekten doğru. de. Siz sadece, yani kayyum atanan belediyeler sadece bizim belediyelerimiz. DBP'li belediyeler. 98 tanesine kayyum atandı. Ve hangi mantıkla atandı? O sonuçtur diyorsunuz. Hı hı. Ama aslında bir karardır ve siyasi bir tutumdur. Biz böyle tanımlıyoruz. Çünkü başından beri HDP parti olarak seçime katılıyorum dediği 7 Haziran'dan beri anketler HDP'nin, yani başını Kürtlerin çektiği, içinde en büyük Kürt bileşeninin olduğu, Kürt Partisi'nin olduğu, bugüne kadar barajı aşamamış siyasi geleneğin meclise girdiğini gördüğü andan beri HDP'ye yönelik manipülasyon ve büyük bir karalama söz konusu. Onun dışında o süreçte hatırlarsanız 2013-2015 sürecinde barış çözüm müzakere süreci devam ediyordu. Dolmabahçe mütabakatı deklare edilmişti. Hı hı. Ve o dönem büyük bir umutla bütün Türkiye'deki halklar, kesimler en doğusundan en batısına kadar, kuzeyinden güneyine kadar bu ülkede artık silahlar sussun, artık barış olsun, artık bu ülke rahat bir nefes alsın diyen koca bir kalabalık vardı. Barışı işte. İstemeyen zaten haindi yani. Kesinlikle. O dönem hatırlarsanız HDP anketlerde %10'u aştığı görüldü ve seçime az kala HDP'ye yönelik hem barış masası devrildi, hem Kürt sorunu yok dendi Tayyip Erdoğan tarafından, hem HDP'ye yönelik saldırılar başladı. Bizim bürolarımız bombalandı, seçim bürolarımız bombalandı. Bizim mitinglerimiz bombalandı hatırlarsanız. Ama sistematik bir şekilde, çok yaygın bir şekilde bütün ülkede HDP'ye yönelik saldırılar diz boyu. Artık HDP konuşulmaz oldu. Artık bombaların patladığı bir döneme girdik. Bizim arkadaşlarımız, yani mitingimize gelen insanlar hayatını kaybetti. Velhasıl yine de barış
söyleminde ısrarcı olan halk yine o sandıklara gidip 7 Haziran'da oyunu kullandı ve HDP %13 oy aldı. 80 milletvekili parlamentoya gönderdi. Eğer hükümet kurulabilmiş olsaydı o parlamentoda, o hükümette HDP'nin bakanlıkları olacaktı. HDP'nin bakanları olacaktı. Merkezi hükümette yönetimde yer almış olacaktı. Ama buna izin verilmedi. 7 Haziran seçim sonucu kabul edilmedi. Doğrudan veya dolaylı olarak. Bütün siyasi partilerin bu süreci geçirmesi sonucu neyse geçmiş dönem 1 Kasım seçimlik kararı alındı ve 1 Kasım'a gidildi. 1 Kasım'a gidilen süreci de biliyoruz. O dönem barış çağrısı yapan parti yine HDP'dir. Masaya dönün çağrısı yapan parti yine HDP'dir. Ama bir bütün olarak medyasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla, yasamasıyla bütün organlar, bütünlüklü olarak HDP'ye yönelik ağır ithamlarda ve kutuplaştırma siyasetine başladı. O günden beri bu ülkede gerçekten hiçbir şey yolunda gitmiyor. İnsanların birbirinden uzaklaştığı, kutuplaştığı, HDP deyince artık illegal bir partiymişiz gibi bir algı yaratıldı ve bu hala devam ediyor. HDP'nin 10 binden fazla üyesi soruşturma geçirdi. 5 binden fazlası hala tutuklu. HDP'nin eş genel başkanları tutuklu. HDP'nin milletvekilleri tutuklu. Dokunulmazlıklar kaldırıldı ama sadece HDP'liler tutuklandı. Daha sonra CHP'den de tutuklananlar oldu ama sonraki süreci de biliyoruz. Hala HDP'liler tutuklu. Ve hala dokunulmazlıklar, işte yargı sopası hala HDP'liler üzerinde sağlandırılmaya devam ediyor. Burada bir öz eleştiri noktası var. Mesela yani eleştiri, öz eleştiri. Yani ya da şöyle mesela az önce bahsettiğim gibi çok sıkıntılı bir süreç. Yani bahsettiğiniz süreçler çok sıkıntılı süreçler. Ve devamında yani bunların olmuş gerçekleşmiş olmuş olmasına rağmen işte Hendek'e belki öz yönetim çağrılarına ihtiyaç var mıydı? Yani böyle bir şey olmalı mıydı noktasında belki bir öz eleştiri. Çünkü zaman zaman işte bizler de HDP'li siyasetçilerle konuştuğumuzda işte aldığımız cevaplar malum ya da işte sizin belki konuştuğunuz, ettiğiniz, görüştüğünüz. Ya bu aslında bence izleyenlerimizin merak ettiği nokta bu. İsterseniz buna da cevap verin, ondan sonra bir araya gidelim. Peki, şöyle söyleyeyim. 2015 seçimlerinde HDP program olarak öz yönetim talep ediyoruz şeklinde bir program açıkladı. Tüzüğünde yazıyor. Ve bu kabul edilen, Türkiye toplumuna deklare edilen, yine teklif olarak sunulan bir model. Yani hukukçular bilirler, bizi dinleyen halkımız da. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Efendim, Bediye Hanım da bir hukukçu olarak, evet, bir avukat olarak. Bir hukukçu anlatayım. Olarak da söylüyorum. Öz yönetim talep etmek halkın kendisinin yönetmesi anlamına gelir. Bir tekliftir bu. Yerellerde işte güçlü bir demokrasinin sağlanması talebidir. Bu bir taleptir en nihayetinde. Ve bu konu anayasa hukuku ve idare hukukuyla ilgilidir. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi AK Parti tarafından talep edilen bir sistem değil miydi? Hı hı. Tıpkı bunun gibi. Diyorlardı ki artık güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı sistemi talep ediyoruz, hı hı, demişlerdi. Bu da anayasa hukuku ve idare hukukuyla ilgili bir taleptir. Sonuçta onlar iktidar partisiler, bir sürü... O kabul gördü, bu görmedi. Neyse, bizim de talebimiz yerinden daha güçlü, daha demokratik bir yönetim. Halkın kendisini yönetmesi. Ama öz yönetim sözcüğü şu an başlı başına kriminalize edilmiştir. HDP'ye yönelik manipülasyonların en büyüğü öz yönetim talebi üzerinden yapılmıştır. Bunu çok açık ve net söyleyebilirim. Manipüle edilen şey, evet. Bu tabii, bu son sorun manipülasyon amaçlı değildi. Yok, anlıyorum ama bunu açıklamaya ve bizim de anlatmaya ve bunun anlaşılmasına ihtiyaç var. Çünkü çok acı çektik. En büyük saldırıya maruz kaldık. Yani bir bütün olarak bunu biz örneğin Meclis Anayasa Komisyonu'nda konuştuk, talep ettik. Ve bunun suç olmadığını, bir program olduğunu, bir siyasi partinin bir programı olarak Türkiye kamuoyuna sunduğu bir model olduğunu. Yani Türkiye, evet, çok büyük bir ülke, çok kalabalık bir ülke, 81 milyon insan yaşıyor, farklı kimlikler, farklı inançlar, farklı kesimler yaşıyor. Halk olarak, toplum olarak
kim kendini nasıl tarifliyor ve yarına nasıl taşıyacağını düşünüyor ise o şekilde yönetilmek istiyor aslında. Yani yaşadığımız yerlerde bize merkezden bir şey dayatılmasın. Biz nasıl talep ediyorsak sokağımızda, kentimizde nasıl yaşamak istiyorsak o şekilde yaşayalım. Örneğin Van'da diyelim ki burada Kürtler yaşıyor, Türkler yaşıyor, farklı kesimler yaşıyor, Araplar yaşıyor, öyle değil mi? Özellikle Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde. Kürtçenin geliştirilmesi, Kürt dilinin konuşulması, öğretilmesi, bir eğitim dili olabilmesi için taleplerimiz var. Çocuklarımızın öğrenmesi için ve bunun geleceğe taşınması en önemlisi değil mi? Dil, ana dilinde eğitim hakkı, ana dilinde yaşama talebi. Bunun olmasını istemek suç değil. Eğer yerellerde bunun imkanları yaşatırsa evet ortak resmi dil elbette ki olabilir. Bizim resmi dille ya da bayrakla ya da işte ortak vatanla ilgili en ufak bir kaygımız, sıkıntımız ve sorunumuz yok. Bunlar çok önemli cümleler. Evet evet, yani bunlarla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Talebimiz insanların yaşadığı yer, yani bu Kürt coğrafyasında Kürtler için talepler olabilir ama Pomakların yaşadığı yerlerde ya da Lazların yaşadığı yerlerde Lazların Lazcayı öğrenmesi, geliştirmesi, önündeki engeller var ise onların kaldırılması ve Lazcanın öğretilip yaşaması için çok önemli bir fırsat ve bu ülkenin bir zenginliği değil mi? İşte öz yönetim bunları ifade ediyor. Bizim kastettiğimiz ve talep ettiğimiz programımızda yazılı olan, satır satır yazdığımız ve anlatmaya çalıştığımız ama manipüle edilen aynı şey. Demek ki daha iyi anlatılmasına belki ihtiyaç var. Evet, yani talep ettiğimiz şey sokağımızı, yönetim, kendimizi biz yönetmek istiyoruz. Nasıl? İşte Kürtçe kreş mi açılması gerekiyor? Evet, Kürtçe kreş açılsın. Kürtçe eğitim dili olması gerekiyor. Eğitimin devam edebilmesi ve süreklileşmesi için. Biz burada kararlarımızı kendimiz almak istiyoruz. Kaynaklarımızı, hani buradaki kaynakların daha çok bu halkın hizmetine sunulmasını istiyoruz. Hepsi için merkezi hükümetin uğraşmasına ya da mutlaka emir vermesine ya da talimat vermesine gerek yok. Buradaki insanların da talebi var. Buradaki insanların da yönetimde pay sahibi, yani söz sahibi olması gerekir. Çünkü Türkiye gibi bir ülke, çok büyük bir ülke, merkezi yönetimle değil ancak yerel yönetimlerle, güçlendirilmiş yerel yönetimlerle çok daha güçlü olur. Ama iş çığırından çıktı gerçekten de. Yani manipülasyon, işte Kürtler bu ülkede işte bölücüler, ayrılmak istiyorlar gibi noktaları vardı. Öz yönetim böyle bir şey değildi. Bence de iş çığırından çıkmıştı sanırım. Evet, yani bu dönem hiç olmadığı kadar insanların kutuplaştığını gördük ne yazık. Çok çok acı tablolar karşılaştık. Bir işçi sadece Kürtçe konuştuğu için yakılarak öldürüldü. Bir sürü linç yaşandı. Annesiyle Kürtçe konuştuğu için telefonda bir gencimiz hayatını kaybetti. Lince maruz kaldı. Bunun gibi çok çok sayıda olaylar yaşadık. Yani bunları görmezden gelemeyiz. Yani bunu herkesin de görmesi gerekiyor. Son bulması için adım atmalıyız. Yani bunu sadece HDP atmamalı. Bütün kesimler atmalı bu adımları. Bunun çağrısını yapıyoruz. Sonuç olarak... İşçinin ölümüyle ilgili galiba Sakarya Valiliği'nin açıklaması varmış. O durumun o bahsettiğiniz şekilde olmadığına dair. İsterseniz bir ticaretle ilgiliymiş. İsterseniz bir virgül bırakalım Sayın Vekilim. Araya gidelim. Son olarak şunu söyleyeyim araya gitmeden önce. Buyurun. Şöylesi vakalarla karşılaştık. Bir adam karısını öldürdü hatırlarsanız. Adana'ydı zannediyorum yeri. Ve şey dediği için, pardon karısını değil sevgilisini öldürmüştü. HDP'liyim dedi, dayanamadım, öldürdüm diyen bir adam vardı, göğsünü gere gere. Yani bir iş öyle bir noktaya vardı ki HDP'li dövmek, HDP'li öldürmek, Kürt olduğunu söylediği için öldürülmek ya da dayak atmak ya da linç yapmak bir geçerli bir mazeret haline geldi. Ülkenin geldiği nokta itibariyle bunu söylüyorum. Birçok vaka yaşadık. İşçiler öldürüldü. Mesela bir mevsimlik tarım işçisi, bir kadın öldürülmüştü bu yüzden Samsun'da. Geçen sene bunu hani meclis tutanaklarına da geçtiği için hatırlatma gereği duydum. Ülkenin geldiği aşama itibariyle söylüyorum. Yani bu kamplaşma, kutuplaşmanın getirdiği sadece acı olabilir, sadece gözyaşı olabilir, sadece daha çok uzaklaşma olabilir. Kutuplaşmanın ortadan kalkabilmesi evet. için insanların daha çok birbirini dinlemesi, bir evet. daha çok birbiriyle konuşması siyasetin konuşması, kesinlikle. Fikirlerin sürecin konuşması artık normalleşmesi, evet. insanların birbirini dinlemesi dediğiniz gibi gerekiyor. Efendim müsaadenizle bir araya daha gidelim. Peki. Aradan sonra görüşmek üzere.
Van konusunu isterseniz konuşalım Sayın Vekilim. Sizin kalbinizdeki, gönlünüzdeki Van'ı anlatır mısınız? Ya, benliğinizdeki işte, Van algısı yani. Evet. Ben dediğim gibi burada doğup büyüyen biri olarak doğal olarak tabii ki Van'la ilgili hep aklıma küçüklüğümde hafızamda kalan tablolar yansıyor Van'ın görselliği açısından. Çok daha küçük, daha temiz, daha farklı bir yerken bir anda büyüyen bir kent Van. Çok küçük bir şehirken bir anda göçlerle büyüyen, profili farklılaşan bir yer. Dolayısıyla o kalabalıklaşmayla beraber, özellikle iş göçle göç beraber... Göç verimde de göç alımında da çok Van, farklı bir kent Van, aslında. Evet, aslında 100 yıldır yani Van İpek Yolu'nun en önemli durağı örneğin. Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, birçok tarihin, kültürün mirasını devralmış bir kent. Burası çok büyük medeniyetlere de ev sahipliği yapmış. Bu coğrafya çok farklı bir yer. Her dönem profili değişmiş insanlar olarak ama... özellikle benim yaşadığım süre boyunca 90'lı yıllarda bir anda büyüyen bir kent haline geldi ve şu an bir metropol düzeyinde. Yine kent profili farklı. Benim de aklıma hani daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir, hani küçük kentlerin özünde barındırdığı avantajları taşıyan bir Van imgesi var. Şu an bir metropol olmanın hem dezavantajlarını hem de avantajlarını belki yaşayan bir kent. Ama bütün bunlara rağmen, bütün olumsuzlukları yani bütün dezavantajlarına rağmen yine aslında çok daha modern, çok daha gelişkin bir kent olmaya da aday. Van bölgenin en önemli kentlerinden birisi aslında, bir başşehir olma şeyi var, potansiyeli var, hani bölge açısından söylüyorum. Aslında bir yani, abi gibi yani. Yani abi biraz cinsiyetçi bir kavram evet, olabilir. Şöyle hani Van birçok yönüyle zengin olan aslında, doğal güzelliğiyle, kaynaklarıyla, çeşitliliğiyle, deniziyle, havasıyla, hani kaynakları bakımından da, potansiyeli bakımından da, turizm ve diğer imkanları bakımından da gerçekten çok stratejik konumda olan bir yer. Bu haliyle bütün bölgedeki illere de avantaj sağlayacak bir konumda. Bu yönleriyle hani bütün bölgeyi kalkındırabilecek de bir potansiyeli var. Önemli olan hakikaten hak ettiği değeri bulmasını sağlamak, Van'ın ve bölgenin bir bütün olarak kalkınmasını sağlayabilecek adımları atabilmek ve bu potansiyeli açığa çıkarmak. Yani benim hayalimde gerçekten de Van'la birlikte bütün bölgenin kalkındığı, işsizliğin azaltıldığı, Van'ın hak ettiği değer, Van'a sahip çık diyenlerin hani en büyük özlemi, bütün Vanlıların, Van'dan bir şekilde yolu geçmişlerin bütün özlemi bu kentin daha yaşanabilir, daha güzel, potansiyelini açığa çıkardı, daha zengin bir yer olması benim en büyük hayalim. Daha yeşil bir kent, hani betonlaşmayan metropolün getirdiği dezavantajların yok edildiği aslında. Eskisi gibi işte güllerin ve iğde ağaçlarının kokusunun her tarafta duyulduğu, hissedildiği, bir uçtan bir uca göz alabildiğine ağaçlığın, yeşilliğin olduğu, gerçekten insanların... Kendi kent geleneğine sahip olacak. Evet, yani geçmişten beri yani burası Van, işte Edremit özellikle Urartu krallarının mesire yeri olarak bilinen yermiş. Yani o günden bugüne gerçekten hala bütün güzelliğiyle ortada ama bir yandan da neredeyse yok olacakmış gibi artık bahçelerin azaldığı, o eski bostanların kalmadığı, hızla betonlaşmanın arttığı, inşaatların böyle çarpık bir şekilde devam ettiği bir yapıya bürünüyor. Bu çok üzücü aslında. Van'ın o kendine has, kendine özgü durumunu, doğasını, güzelliğini kaybetmeden tam aksine geliştirerek daha güzel bir kent olma potansiyeli varken bu şekilde çirkinleştirilmesi gerçekten büyük kayıp hepimiz açısından. Doğru. Teşekkür ederim. Şimdi Van için, Van'a sahip çıkılma ya da işte gerçi sahip olmak, sahip çıkmak bence herkes Van'ı bilmeli ve Van'a göre gitmeli. Ben bir de Sayın Vekilim, turizmde yüksek lisans yapıyorum. Tez konumda kent markalaşması, Van kentinin markalaşması. Yüksek lisans hocama da buradan saygılarımı gönderiyorum. Tez bitmedi diye çok söyleniyor bu aralar ama o kentin, kent kimliğinin var olması ya da hakim kılınması, muhafaza edilmesi
Onunla beraber de Van kentinin marka, yani marka bir kelime de olabilir, bir söylem de olabilir ama Van kentinin farklılığı ve kendine has halinin muhafaza edilerek ilerlendiği bir kent olmasını diliyorum. Bir Vanlı genç olarak evet. Çok masum bir dileğim, evet, isteğim var. Hepimizin dileği, hayali aslında. Aynen. Evet. Bunun için gerçekten Van'ı yönetmeye talip bütün büyüklerimizden, Van'ı yönetmeye talip herkesten de ne yaparlarsa yapsınlar, gerekirse kendilerine zarar versinler ama Van'a zarar vermesinler, evet, diye de bir temennim var. Bu bağlamda da Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı olarak, elbette ki ben parti olarak da Van için tırnak içerisinde mega diye nitelendirilebilecek projeleri açıklamadığınızı henüz biliyorum ama Van'la ilgili projelerinizden biraz bahseder misiniz? Yani Van'la ilgili böyle şu an itibariyle düşündüğünüz şunların olması gerekiyor. Her şeyden önce bir Vanlı olarak şunların olması gerekiyor. Ya da bizim öncelikli yapmak isteyeceğimiz şey, müdahale alanlarımız kesinlikle şunlar olacaktır dediğiniz bir şey var mı? Muhtemelen Van'ın ulaşım sorunu ile ilgili bir şey vardır aklınızda. Evet, tabii ki. Ulaşımın ben Van için bir kambur olduğunu düşünüyorum. Van Belediye Başkanı işte Bekir Kaya, eski belediye başkanıyla bir ziyaretimizde işte ulaşımla ilgili ona da tavsiyelerde bulunmuştuk. Üniversite öğrencileri olarak, öğrenci konseyi olarak işte bizim bundan yaklaşık 10 sene önce, 8-9 sene önce tavsiyede bulunduğumuz şeyler yeni yeni hayata geçiriliyor. İşte muavin sistemi, akbil sistemi gibi uygulamalar. Ötesi ama belki bunlarla çözülemeyecek bir tramvay ya da farklı bir şey, raylı sistemle ilgili şu an için üzerinde çalıştığınız bir şeyler var mı diye ulaşım başlığıyla isterseniz, evet, ben açayım. Başka düşünceleriniz varsa siz söyleyin. Evet, tabii efendim. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim. Sayın Bekir Kaya bu kentin 2014'te Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçtiği isimdir. Görevden alınmış olması, hapse atılmış olması bu gerçeği değiştirmez. O yüzden eski başkan değil, hala Bekir Başkan bu kentin bu kentin görevde olmayan başkan diye o zaman, evet, düzelteyim ben. Eş başkanıdır. Kendisine buradan saygılarımı ve sevgilerimi iletmek isterim. Bir Vanlı olarak ayrıca. Tabii yine bir Vanlı olarak, bu kentte yaşayan bir insan olarak Van'daki yaşanan sorunlara, taleplere ve elbette ki bizim de maruz kaldığımız bütün eksikliklere de hakimiz, biliyoruz. Sayın Bekir Kaya'nın öncülüğünü yaptığı ve ekip arkadaşlarıyla birlikte hayata geçirmek istediği birçok proje vardı. Yine bu kentin sorunlarına dair. Şöyle bir tarzımız var. Şöyle bir pratiğimiz var diyeyim. Parti olarak her mahalle ya da her ilçe, her yerle ilgili ya da sıkıntının yaşandığı yerlerle ilgili, sorunlarla ilgili önce halka soran, nasıl yapalımı soran ve bunun bilimsel araştırmasını da yapan bir proje olarak karşısına çıkan bir yaklaşımımız var. Dolayısıyla bizi diğer partilerden ayıran en önemli özellik aslında biz şöyle söylemiyoruz. İşte bunu yapacağız, şunu yapacağız, şu projeyi getireceğiz. Böyle bir dayatmacı anlayışımız yok. Tam aksine bizdeki fikir başlangıçları diyebileceğimiz, işte proje olarak belki adlandırılabilen, teklif olarak sunabileceğimiz bir sürü düşüncemiz var elbette. Küçüğünden büyüğüne birçok yapmak istediğimiz hizmet var. Ama şu an şunu yapacağız, bu projeyi getireceğiz. Şöyle söyleyeyim, yani ulaşım mesela çok önemli bir problem. Yani ulaşım diye kastettiğimiz problem trafik yoğunluğu diye de tarifleyebileceğimiz problem aslında, öyle değil mi? Tabii tabii, kesinlikle. Evet, trafik yoğunluğu. Ulaşamama aslında. Ulaşamama. Şimdi kent popülasyonunun daha yoğun olduğu, kent merkezlerinin yaşadığı problem belediyeleri ilgilendiren problemdir büyük ölçüde. Ama Van kenti sonuç olarak hem ulusal hem de iller arası hem de uluslararası ulaşım ağlarına sahip. Bu ağların merkezden geçtiği, Van kentine uğradığı bir güzergaha sahip olan bir kent. Aslında trafik yoğunluğunu yaratan temel sebep bu. Dolayısıyla bu iş hani tek başına belediyenin çözebileceği
bir sorundan ötesidir. Yani kent merkezlerindeki popülasyonun yaşadığı trafik yoğunluğunu rahatlatma adına elbette ki belediyenin sunması gereken, açması gereken kanallar ve alternatif yollar olmalı. Olacak da bizim de böylesi düşüncelerimiz var kent trafiğini rahatlatmak açısından. Ama daha büyük sorun çevre yolu ve yani bu ulusal ve uluslararası yolların, transit geçişlerin ulaşımının sağlanabileceği çevre yolu olarak da karşımıza çıkan sorunun bir bütün olarak hem bakanlığın, ilgili bakanlığın, karayollarının ve belediyenin üçlü işbirliği ve dayanışmasıyla ancak çözülebilecek bir problem. Bu problem artık sizin tarifinizle kambur, bizim tarifimizle belki kangren olan sorunun artık gerçekten çözülmesi gerekiyor. Yani Van halkı, Vanlılar ve bu çevrede yaşayan herkes, Van çevresinde yaşayan herkes artık bu sorundan kurtulmak istiyor. Ulaşım konuşmamalıyız bence. Elbette yani, yaşadığımız yüzyıl itibariyle yani biz 1 milyonun üzerinde bir kentiz. Uluslararası transit yol üzerindeyiz. Dediğim gibi İpek yolunun en önemli hala tarihi olarak da güzergahına sahibiz. İran'la 360 kilometre sınırımız var. Böylesi bir kentiz, bu kadar canlı olabilecek bir kentiz. Ama hala çevre yolu bir problem olarak karşımızda duruyor ve bakanlık üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyor. Siz mesela bir parlamenter olarak da çevre yoluyla ilgili bir şey... Defalarca kez sordum örneğin. Geçen dönem 2017 yılında Bütçe Komisyonu üyesiydim ve Bütçe Komisyonu'na gelen bütün bakanlıklara, bütün bakanlara doğrudan sorular sordum Van'la ilgili. Takip edenler bilirler. Sayısız soru önergesi verdim çevre yoluyla ilgili. Çevre yolu var, stadyum var. Yani hala depremden beri yapılmayan, yapılması için her sene seçimlerden önce söz verilen ama yapılmayan. Stadyum cevabıyla. Evet, yani bu çok önemli bir konu. Yani Van halkının layık olduğu hizmetler bunlar. Ama merkezi hükümetin ya da işte hükümetin diyelim ilgili bakanlığın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesi sebebiyle şu ana kadar kangren haline almış bir sorun. Bakanlık üzerine düşeni yaptığında yani çevre yolunu yaptığında elbette ki belediye olarak bizler de bağlantı yollarını ve rahatlatan diğer kanalları elbette ki açacağız. Yani bunun için yine yerel işbirliği. Raylı sistemle ilgili bir... Şöyle söyleyeyim, raylı sistem evet. Bu çok iyi niyetli ve hani çözüm odaklı tabii ki talep edilen iyi niyetli bir yaklaşım elbette. İlk bakışta kulağa çok hoş gelebilir elbette. Ama raylı sistemin olumsuz taraflarını da düşünmek gerekir. Mesela her 10 dakikada bir çıkardığı gürültü, işte güzergahı boyunca yaşayan insanlar bakımından konuşursak eğer. Bunun artıları, eksileri, çevreye verdiği rahatsızlık, örneğin kuşlara verdiği zarar gibi... Hani, ama tabii yol olsun daha rahat çözülür. Elbette yani çevre yolu olduğu zaman alternatif yollarla beraber bu kentte özellikle merkezde yoğunlaşan trafiğin rahatlamaması için hiçbir sebep yok. Elbette ki bizim de çalışmalarımız olacak. Van'a en uygun, o trafiği rahatlatacak en uygun çözüm yollarını elbette ki sunacağız. Bunun için birlikte istekli olmalıyız. Yani hangi parti gelirse gelsin, hangi parti olursa olsun... bu sorunun çözümü için çevre yolunun olması şarttır. Çevre yolunun büyük paydaşı ve yükümlülüğü bakanlıktadır. Yani belediyenin bütçesi bellidir, gelen kalemler bellidir. Yapılması gereken iş bellidir. Yani mega proje olarak adlandırılan şey işte budur. Bakanlığa ait olan, işte karayollarına ait olan kısmı. Bize düşen her ne ise, yani nasıl rahat, yine tabii ki Van halkının, bu trafik yoğunluğunun yaşadığı zorlukların rahatlatabilecek bütün görüşlere de, projelere de hem açığız hem de en uygun projeyi uygulamaya da elbette ki hazırız. Bununla ilgili hiçbir çekincemiz, sıkıntımız yok bizim. Raylı sisteme dair de elbette şunu söyleyeyim. Hani aynı şekilde özür dilerim. 31 Mart seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olmasanız da belediye başkanı olacak kişinin size bir parlamenter olarak gelip işte gerek ulaşım gerek çevre yolu işte raylı sistem neyse artık yani o çözümle halkın kabul ettiği bir çözümle geldiğinde de muhtemelen desteğinizi esirgemeyeceksinizdir. Yani şu ana kadar da yani vekillik süresi boyunca da hep çevre yolunun bir an önce çözülmesi gerektiğini defalarca meclis konuşmalarımızda dile getirdik. Ama biz Van Belediyesi'ni kazanacağız. 14 belediyenin 14'ünü de alacağız. Ve 31 Mart'tan sonra Van kentinde yaşanan sorunlara dair, Van kentiyle ilgili
kentimizin, halkımızın daha rahat nefes alabileceği, belediyecilik hizmeti anlamında sunulması gereken herhangi bir fikri, olumlu, iyi, Van için güzel fikri var ise bizim kapımız açık. Bizim de birçok çalışma yapmak istediğimiz, hizmet üretmek istediğimiz, beklediğimiz cevabımız teşekkür var. Ederim, teşekkür ederim. Şimdi gelen sorularla ilgili de aslında bu konuyla ilgili başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Projeleri dair, yani bu ulaşımla ilgili. İliçi projeler sormuşlar. Dışarıdan gelecek yatırımlarla ilgili neler söylersiniz? O projeler bağlamında isterseniz hep beraber değerlendirebilirsiniz. Ya, Van Gölü, mesela Van Gölü hepimizi ilgilendiren bir konu. Sadece Van'ı değil, Van Havzası'nı da ilgilendiren, ayrıca bir bütün olarak, bir coğrafya olarak da. Siz Van Gölü ile ilgili de kanun tekliflerinde bulunmuş. Evet, Van Gölü ile ilgili kanun teklifinde. Kanun teklifi verdim. Defalarca soru önergeleri vermiştim zaten. Ama kanun teklifini hayata geçirmek, bir kanun olarak çıkmasını sağlamak en büyük isteklerimden biriydi bir Vanlı olarak. Bunu bir parlamenter olarak hayata geçirmek için elimden geleni yaptım. Ama işte gündeme alınması için epey çaba harcadık. Gündeme alındı, konuşma yaptık. Bütün partileri ikna etmeye çalıştık ama ne yazık ki reddedildi. Van Gölü Koruma Kanunu çıkarılması iktidar ve İttifak Partisi'nin oylarıyla reddedildi. Yani hem kayıtlarda bellidir, meclis tutanaklarında bellidir. Hem de o günkü video çekimleri zaten paylaştık. Hepsinde var. Konuşmamız da bellidir. Van Gölü Koruma Kanunu olmazsa olmazımızdır gerçekten. Bu kentin yaşanabilir, bu havzanın daha yaşanabilir ve Van Gölü'nün 600 yıllık bize miras olarak bırakılan, hani gelen, bugüne kadar yaşayan Van Gölü'nün 25 yıl kalan ömrü olduğu söyleniyor. Bu çok acı bir tablo ve korumak için çok basit, çok küçük tedbirler alınarak bile korunabilecekken bu tedbirler bile alınmaması gerçekten büyük büyük yazık hepimize, bütün insanlığa, yani yazık, hepimize yazık. Van Gölü bildiğiniz gibi bizim aldığımız nefes, yani bütün coğrafyanın göz bebeği Van Gölü. Bizim coğrafya anlamda en büyük mirasımız. Yani siyaset üstü olması gereken aslında bir konu. Buna red cevabı vermek gerçekten hiçbir izaha sığmaz. Van Gölü demişken evet. Deniz ulaşımı konusunda var mı mesela düşünceleriniz? Elbette ki. Deniz ulaşımının artırılması, daha sık seferlerin olması, ulaşımın belki bir bölümünün deniz aracılığıyla yapılması, yani 100 yıl önce mesela kampüsle Edirne arasında ben çok pekala olabilir. Yani bunlar hayata geçirilebilir. Biz de bu konuda girişimlerde bulunacağız, çalışmalarımızı yapacağız. İstiyoruz, biz de istiyoruz. Çok istekliyiz. Bu anlamda, yani Van Gölü Havzası'nın korunması özellikle sadece Van Belediyesi'nin değil, Van Büyükşehir Belediyesi'nin değil, Van Gölü Havzası'ndaki bütün belediyeleri tabii ilgilendiren. Van dışındaki belediyeler. Elbette aslında ki. Hem de bütün aslında merkezi hükümeti de ilgilendiren çok önemli bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Bu konuda bütün havzada yaşayan, bütün insanların talepkar olması elbette ki Van Gölü'nü kurtarmaya belki bir vesile olur diye ben sizin aracılığınıza bir çağrı da yapmış olmak teşekkür istiyorum. Ederiz. Şey sormuşlar efendim, bu hem görevden el çektirilen muhtarlar, hem belediyeden çıkarılan personelle ilgili sorular var. Bunlarla ilgili sorular da şöyle aslında, görevden el çektirilen muhtarlar muhtemelen, yani aday olmazlarsa, benim bildiğim kadarıyla tabii hukukçu olarak çok daha iyi biliyorsunuz, muhtemelen aday olmazlarsa yeni dönemde zaten seçilme durumları olmayacak, ama şey üzerinden gidelim isterseniz. Belediye bünyesinden, Büyükşehir Belediyesi ve hatta diğer belediyeler bünyesinden görev işten çıkarılan personelle ilgili mesela bir mesajınız var mı? Evet, o görevden el çektirilen muhtarlar diye tarif ettiğiniz husus kayyum uygulamasının bir parçası, hı hı, olarak tezahür etti. Yani önce belediyelere kayyum atandı, daha sonra işte saraya gitmeyen ya da köyünde, mahallesinde HDP'ye oy çıkan muhtarlar ya da partimize gelen, bizim gittiğimiz vekil olarak soru sorduğumuz ya da davet ettiğimiz, davetimize icabet eden muhtarlardan ibaret. Yani bütün tabloyu incelediğinizde birlikte çalıştığınız belki. Birlikte çalıştığımız, yani şimdi muhtarlar herkesle birlikte çalışmak zorunda. Tabii. Çünkü bu kentin seçilmişleri onlar.
Hatta en küçük demokrasi örneği. Muhtar işini yani, vekille çözemeyecek de kimle çözecek? Elbette ki biz bu kentin vekilleriyiz. Muhtarlar gelecek. Biz muhtarlara gideceğiz. Sorunları, sıkıntıları yerinden görerek öğreneceğiz. Yani bunu önemseyen herkes, demokrasi önemseyen herkes mutlaka muhtarlarla görüşmek durumunda. Ama sırf bizim partimize geldi diye ya da bizim davetimize katıldı diye ya da bizlerle görüştü diye ve hatta köyünden, mahallesinden en çok HDP'ye oy çıktı diye görevinden alınan muhtarlar var. Bu kayyum uygulamasının bir devamıdır. Bu asla demokrasiyle bağdaşmaz, yerinden yönetim anlayışıyla bağdaşmaz. Tam bir irade gaspıdır ve muhtarlar üzerinde devam edilmiştir. Yani saraya gitmediği için görevinden alınan muhtarlar olduğunu biliyoruz. Ben şunu söyleyebilirim. Herkesin gerçekten muhtarlardan elini çekmesi gerekiyor yani. Onların yaşadığı gerçekten tam bir zulüm bana kalırsa. Muhtarlar, Cumhurbaşkanı'na da gitmek istiyorlarsa gitsinler ya da gitmiyorlarsa da... Evet, bu bir zorunluluk haline getirilmemeli yani, bir baskı aracına dönüştürmemeli. Sonuçta o mahallede yaşayan insanlar doğrudan seçiyor muhtarını. Bu çok önemli, çok hayati derecede önemli bir konu iken buna saygısızlık etmek, yani kayyum atamak, görevden el çektirmek iradeyi tanımamak anlamına gelir. O yerel yapıyı tanımamak anlamına gelir. Siyasi anlamda, siyasi açıdan böyle bir anlamı var. Öte yandan, evet, belediye personelleri de bildiğiniz gibi kayyum atandıktan hemen sonra belediye başkanlarımız tutuklandı ya da işte görevden uzaklaştırılanlar oldu ama büyük oranda tutuklandılar. Ve suçlamalar işte o 2,5 yıl geçen süre boyunca her gün bakanlıkların bizi suçladığı birçok manipülasyon aracı, HDP'ye yönelik suçlamalar işte belediye başkanları için de yapıldı. Ama hiçbirisi onlarla ilgili yargılanmıyor. Yani hiçbirisinin dosyasında yolsuzluk yaptığı için, yok efendim bir yerlere para gönderdiği için yargılama yok. İddianamelerin tekinde bile böyle bir şey yazmıyor. Ama hizmet ürettikleri için, işte hizmeti Bekir Kaya'nın dosyasını mesela şu an 2 Ağır Ceza Mahkemesi'nde en son yargılanması sürüyor. Yargıtay'a gitti gerçi ama dosyaları var. İsteyen herkese de açıktır mahkeme ve dosyalar. Gizlilik kararı yok. Herkes bakabilir Bekir Kaya'nın iddianamesinde ne yazıyor gerçekten de. Bekir Kaya köprü yaptığı için yargılandı, ceza aldı. Köprü, çatağa köprü yaptığı için, o köprü de bilinir zaten. Yoksullukla mücadele eden bir dernek kurdurduğu için yargılandı. Yargılama gerekçeleri bunlar. Yargılama gerekçesi bunlar. Yani bir bütün olarak suçlama siyasi bir operasyonun devamıydı. Şimdi kayyum atandıktan hemen sonra ise Bekir Kaya'nın ya da bizim belediyelerimizin işe aldığı emekçiler bir gece yarısı kanun hükmünde kararnameyle işlerinden edildiler. Ekmeklerine el konuldu, göz konuldu. Van'da özellikle 5000'e aşkın insan KHK ile ihraç edildi, işten uzaklaştırıldı. Sadece belediye personeli değil, atanan kişi vali olunca valinin söz ve yetki sahibi olduğu bütün kamu kurumlarına hizmet üreten firmalarda çalışan, taşeronlar aracılığıyla çalışan emekçiler de işlerinden atıldılar. Yani bir bütün olarak tabloya baktığınız zaman bu kentte bir ayıklama yapıldı. Ayıklananlara bakıyorsunuz, HDP'ye oy verenler, HDP'nin işe aldıkları ya da HDP'de yakın durduğu söylenenler bir şekilde iltisaklı diye artık bağdaştırılan insanlar. Bunlarla ilgili neler yapacaksınız? Şöyle söyleyeyim, evet, birkaç kesim var örneğin. İhraç edilen memurlar var. Onların açtığı davalar var. Açtıkları davalar sonucu işe geri dönme hakkı kazananlar var. Yargılama süreçleri devam edenler var. İşte sözleşmeli personelin, yani sözleşmesi yenilenmeyen, bu sebeple işleri son bulan kesim var. Bir de işinden yine atılanlar var. Bütün bunların hukuki süreçleri elbette ki değerlendirilecek. İşe alım şartları, hani koşulları oluştuysa elbette ki o işinden edilen, haksız yere işinden edilen insanlar mutlaka işlerine geri dönecekler. Bunun çabasını vereceğiz. Bunu söyleyebilirim. Ben hani gerçekten büyük bir haksızlık yapıldığını hissediyorum, biliyorum. Bütün herkes de bunu hissediyor, biliyor. Çünkü çok yakıcı bir şekilde yaşadık bu süreci. Artık öyle bir noktaya geldik ki işe alımlara bakıyorsunuz, yerlerine getirilen insanlara bakıyorsunuz. Ya dışarıdan, ya birilerinin çok yakın akrabası, ya yandaş, yani bu şekilde tarif edebileceğimiz kesinler. Ben
Yani müsamaha etmeyeceğimiz, müsamaha göstermeyeceğimiz kesim olarak tarifleyebileceğim tek bir kesim var. İşte hak etmediği halde, layık olmadığı halde, liyakat ölçülerine sahip ve haiz olmadığı halde, haksız yere çeşitli görevlere getirilmiş insanlara ve sadece maaş alanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ama dişiyle tırnağıyla emek vermiş, hak etmiş ve çeşitli makamlarda bulunan insanlara dair elbette ki hiçbir sorunumuz yok. Ama işinden haksız yere atılan, gönderilen insan ve emekçi arkadaşlarımıza, emekçilerimize dair de onların hakkıyla yani haksızlıklarının giderilmesi konusunda mutlaka çaba göstereceğimizi de şimdiden söylemek isterim. Anladım, teşekkür ederim. Efendim yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Evet. En sonunda da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Daha doğrusu belki bir soruyla kapanacak sonu. Evet. Kentimizde bir yani kentte de ülkede de bir normalleşme sürecine girilsin ve bu devam etsin istiyor. Evet. Bütün kentli ya da işte tüm vatandaşlar. Devamında Van özelinde konuşacak olursak da aslında bence belediye başkanlarının en büyük vaadinin kentliyi memnun etmek ya da mutlu etmeye gayret etmek olması gerektiğini evet. düşünüyorum. Evet. Ve Vanlıların da sizi ve belki de bu tabir çok doğru olmayabilir de yani isterseniz nasıl değerlendirmek isterseniz sizi ve en güçlü rakibiniz olan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takvay'ı ekranlar karşısında projelerinizin konuşulduğu bir programda görmek istediğini düşünüyoruz. Sizi birlikte programa da almak istiyoruz. Ve Kanal M ekranlarından buradan bütün Vanlılarla projelerinizi, programlarınızı paylaşın istiyoruz. Ötesi, bugün zaten projelerden kısmen bahsettik ama işte parti olarak açıklamadığınız için çok teferruatına girmedik. Böyle bir programa da şimdiden böyle bir programın sözünü almak istiyoruz sizden. O zaman sondan başlayarak ilk sorunuza doğru gelelim. Şöyle, yani ben hani biz HDP'nin eş başkanlarıyız. İki kişi var, eş başkan adaylarımız var. Bugün Sayın Mustafa Avcı kentte olmadığı için, ayrıca program formatı tek kişiyle sürdürüldüğü için bugün böylesi tek başıma çıktım ama sonuç olarak bizim arzu ettiğimiz şey eş başkanımızla birlikte, eş başkan adayımızla beraber programlara katılmak. Bundan sonraki süreçlerde zaten mutlaka kendisiyle beraber programlara katılacağız. Ben hani diğer siyasi partinin ya da işte güçlü olarak tabir ettiğiniz siyasi partinin adayı o veya bu fark etmiyor ama sonuç olarak bu kentte başka adaylar da var. Tabii. Umuyor ve diliyorum ki siyasi ortam gerçekten herkesin konuşabildiği, siyasetin de konuşabildiği tıpkı eski zamanlardaki gibi bir olgunluğa bürünsün. Böyle bir ortamın olmasını elbette ki çok arzu ederim. Öyle bir programda umarım onun zemini olur. Evet, hani sonuç olarak biz iletişimimizi sürdürürüz. Bir dahaki programa neden olmasın görüşebiliriz. Çok sağ olun. Efendim var mı söylemek istediğiniz evet, başka soru? Evet, şöyle ilk sorunuzdan hareketle eksik kalan bir yer projeler vardı. Projeler dedim. O projeleri evet, bizim, isterseniz şöyle, konuşabilir. Yani şöyle. Kısmen şöyle bugün söyleyeyim. Şimdiye kadar evet. açıklanmamış olduğu için aslında projelerinizi konuşacağımız. Yani aynı şekilde Sayın Necdet Takvay'a da söylediğimiz gibi projelerinizi konuşacağınız programlar yapmak için Van'ın televizyonu olan Kanal M her zaman hazır zaten. Evet. Sizi seçmek istediği, Vanlıların seçmek istediği, Van'da yaşayan insanların seçmek istediği belediye başkan adaylarını kendi televizyonlarında izlemeleri ve projelerini dinlemeleri ve projelerine göre, çalışmalarına göre oy verebilecekleri, başka şeyleri düşünmeden, rahatça bunları düşünerek oy verebilecekleri bir seçimin olmasını bence istemeyen yoktur. Bunun için de siz bugün işte projelerle ilgili çok fazla üzerinde durmadık. Ben de çok fazla proje irdelemek istemedim açıkçası. Çünkü parti olarak proje açıklamadığınızı bildiğim için. Onun her zaman Kanal M'nin kapısı size açık. Onun konuşulacağı bir program. Ama bugün ekstradan bahsetmek istediğiniz bir şey olursa
Tabii ki, buyurun. Evet, yani siyasetin normalleşmeden bahsettiğiniz özellikle. Bu ülkenin gerçekten normalleşmeye ihtiyacı var. Kesinlikle. Düşüncelerin ifade edilebildiği özgür ortamların olabilmesi gerçekten demokrasinin gelişmesiyle doğrudan alakalı. Hiç kimsenin düşüncelerinden dolayı, sözlerinden dolayı, Twitter paylaşımı ya da beğenisinden dolayı hapsedilmediği günlerin olması gerekiyor. Yani bir bütün yargı tahakkümünün, insanlar üzerindeki yaratılan algının, baskının olmaması en büyük arzumuzdur. Ancak böylesi bir ortamda zaten insanlar fikirlerini belli edebilirler, fikirlerini tartışabilirler. Bu tartışma zemini hem siyaseti yakından tanımayla aşılabilir, hem de siyasetin konuşması, karar alıcıların, yasa yapıcıların konuşmasına ya da yasa çıkarmasına zemin sunması anlamına gelir. Eğer fikirler konuşmazsa orada ne yazık ki otoriterleşme söz konusu olur. İnsanlar konuşmadığı için bir dayatma söz konusu oluyor. Yaşadığımız şey tam da bu işte. Bunun olmadığı, aşıldığı bir gelecek özlemimiz elbette var. Biz de zaten bunun mücadelesini veriyoruz. Bizim hizmet üretmek anlamında hiçbir sıkıntımız yok. Bunu söylemek isterim özellikle. Sonuçta bu kentin bütçesi bellidir. Yani belediyelerin bütçeleri yasalarla belirlenmiştir. İşte bir kısmı merkezi hükümetin merkezi bütçeden ayırdığı paydır. Bir kısmı da yerel kaynakların oluşturduğu değerden ibarettir. İki kalemden oluşuyor. Dolayısıyla belediyelerin ücretleri nettir, bütçesi nettir. Önemli olan şey bütçe yapma hakkıdır. Yani bu bütçe yapma hakkı meclisin birlikte karar verdiği, bütçe süreçlerini denetlediği, gördüğü, Van halkının dolayısıyla dolaylı olarak denetim araçlarını kullandığı süreçlerle mümkündür ancak. Bu süreçlerden mahrum edildiğimiz 2,5 yıl boyunca Van halkının bütçesinin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. 2017 bütçe gerçekleşmesi Sayıştay raporları sebebiyle kısmen biliyoruz. Ha, aklıma gelmişken aslında, buyurun. Mesela siz 2018 bütçe gerçekleşmesini biliyor musunuz? Ne var orada? Bilmiyorsunuz değil mi? Yani ben bilmiyorum şahsen. İşte sorun bu gerçekten de. Bilmediğimiz, şeffaf olmayan bir yönetim hepimize zarar verir. Yani gelen bütçenin nasıl harcandığı önemlidir. Siz şeffaf olmayı da vaat ediyorsunuz o zaman. Şeffaflık yani en büyük, herkesin vaat etmesi gereken bir şey. Yani katılımcı demokrasi ancak böylesi bir süreçle mümkün olabilir. Şeffaf, katılımcı bir bütçenin olmazsa olmazı gerçekten halkın gördüğü, hesap sorabildiği bir yöntemdir. Şu an kayyumlar bu süreci kapatmış durumda ve biz önümüzdeki süreçte nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı, hani hakikaten kim olursa olsun bilmiyor. Yani siz de bilmiyorsunuz. Gizlenen şeyler var demek ki. O yüzden açıklanmış değil bütçe. 2018 yılı bütçesi ve 2019'un bütçesi 2018'de yapıldığı için şu an seçime kadar ne kadarının harcandığını ve dolayısıyla nasıl bir şeyle devredeceklerini bilmiyoruz. Dolayısıyla bunun çok büyük bir haksızlık olduğunu söylemek isterim. Bütün siyasi amacı dışında, yani bir de uygulaması bakımından kayyumların verdiği zarar, bu kentlere verdiği zararlar kabul edilemezdir. Bunu söylemek isterim. Biz büyük bir siyasi olgunluk içerisinde elbette ki kampanyamızı yasalara uygun bir şekilde ama eşit faydalanmak üzerine talep sahibiyiz ve talepte bulunuyoruz. Ama siyasi bir parti olmamıza rağmen, bu ülkede parlamentonun üçüncü büyük partisi olmamıza rağmen seçim kampanyamızı ve propagandamızı engelleyen birçok mekanizma devrede, bunun kabul edilemez olduğunu söylemek isterim. Özellikle seçmen açısından, burada yaşayanlar açısından, HDP'yi tercih edenler bakımından son derece kabul edilemez olduğunu ve bu alanın mutlaka seçmene özgürce kullandırılması gerektiğini tekrar hatırlatmak isterim. Bunu tabii yasaların verdiği hak olarak tekrar bir aday olarak da hani hem talep ediyorum hem de bu çağrıda programınız vesilesiyle bulunmak isterim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz biz de. Tekrar geçtiğimiz hafta yaşanan teknik aksaklıktan dolayı programımız bu haftaya kaldığı için sizden bir kez daha özür diliyoruz. Kusura bakmayın, bu haftaya kaldık. Geçen hafta estağfurullah, biz de katılabildiğiniz için memnuniyet duyduk. Teşekkürler. Siz geçen haftaki arızaya da hakimdiniz zaten. Evet. Biliyordunuz. Evet, doğru. Efendim teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum. Sizi başka bir programda projelerinizi, daha çok yine projelerinizi konuştuğunuz ve diğer adaylarla birlikte, büyükşehir adaylarıyla birlikte konuşacağınız başka bir programda görmek üzere bugün uğurlayacağız. Bugün evet. Programımızın sonuna geldik kıymetli izleyiciler. Yeni bir haftanın analizi programında haftaya aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim.